mevcut para sisteminin parayı kısıt haline getirmesidir. Para kısıt haline getirildiği takdirde siz dönüyorsunuz gıdalarda, bu sefer yani karı maksimum, maliyetleri minimum yapacağım diye hormonu basıyorsunuz. O hormonlar genelde östrojen hormonları, yani üreme ile ilgili, yani çok çabuk üresin, çok çabuk Buradaki çalışın. biraz karmaşık bir Bu mekanizma var. hormonlar vücuda geçiyor, vücutta çalışmaya devam ediyor. Evet. Artı genetikle oynuyorsunuz. Gıdaların genetiğiyle oynayarak, işte bunlarda efendim çok ciddi tedbirlerimiz var, şeyimiz var. Bu bilimsel olarak bunlar kanıtlanmamış diye bunu kim söylüyor, hangi laboratuvarlara söylüyor? Bunu söyleyen laboratuvarlar genelde dünyada genetik gıda üreten 4-5 tane firmanın laboratuvarları. 3 aylık deney yapıyorlar. Diyorlar ki efendim 3 ay bak mısırı denedik, 3 ay boyunca hiçbir sıkıntı olmadı. Ama Fransa'da bir laboratuvar var. Onlar 2 yıl boyunca aynı denedik bir şey olmadı, insana zarar vermiyor dediği araştırmayı, laboratuvarı sürdürüyor çalışmayı. 2 yıl içerisinde kanser hastalığından tutun da her türlü hasta, şeker hastalığına kadar her türlü hastalığın temel amillerinden biri olduğunu çıkarıyorlar. GDO'nun, hormon çalışmalarının filan. Evet, kapitalist dünyada neoliberal politikalarla diyorsunuz, insan sağlığıyla da kazanmak amacıyla oynanıyor. Tabii, çünkü mevcut ortodoks ekonomi mantığı, biz ortodoks ekonomi derken neyi kastediyoruz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ekonomik sistem içerisinde çözüm arayışları ya da çözümlerin toplamına biz ortodoks ekonomi diyoruz. Bu ortodoks ekonomi mantığı içerisinde bize, çocuklara şunu öğretiyoruz. Yani bize şunu öneriyor ortodoks ekonomi. Kârı maksimum yapacaksın, maliyetleri de minimum yapacaksın. Bütün bizim programlarımızın hepsinin temeli budur. Çünkü bu kârı maksimize Kârı etmek maksimize demek. edeceksin, maliyeti minimize edeceksin. Şimdi Evet. tabii burada enteresan bir şey var. Ücretler neyin içerisinde anılır genelde muhasebeleştirilirken? Maliyetler içerisinde alır. Maliyeti de diyorsun ki ortodoks ekonomi mantığına göre maliyeti minimum ya. Ücretler her zaman aşağı doğru bastırılma eğilimindedir. Yani ücretle çalıştırdığını, sizi ücretle çalıştıran kimse yaptığı bütün programlarda ücretleri minimum tutma eğilimindedir. Yani Onun sizin için ortodoks bir dakika, ekonomi. ortodoks ekonomi mantığında onun için asgari ücret diye bir şeyi devlet dayatmaya çalışır. Halbuki bu ortodoks ekonomi mantığını komple değiştirsek, paranın tabandan sokulması söz konusu olsa, minimum gelir verilse asgari ücret diye bir şeye ihtiyaç kalmayacak yani. Evet. Bunların tamamen, biz buna paradigma değişiminin gerektiğini söylüyoruz. Bunlar tamamen farklı bir paradigmanın takdim edilmesiyle olur. Yoksa bu halde biz köleleştiriliyoruz. Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Yeni şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti hangi yıla kadar borçlanıyor biliyor musunuz? En son borçlanması çıkardığı Eurobondlar 2045 yılını gösteriyor. Şimdi burada hükümet yetkililerine şunu soruyorum yani. Siz 2045 yılında geri ödenmek üzere borç alıyorsunuz. En son aldıkları 1,5 milyar dolar. Kim ödeyecek bunu? Şu anda alınan bu borçtan hiçbir şekilde, bu paradan hiçbir şekilde nimetini görmemiş, daha doğmamış çocuklara borç yüklüyorsunuz. Düzeltebilir miyim? Doğmamış çocuğumuz değil, doğmamış torunumuz oluyor bu koşullarda. Tabii 2045'te, Evet, 2045'e durumun bu sistem, vahametini tabii. ortaya koymak için böyle söyledim ama hocam Ve hazır. işin ilginç tarafı, bu sistem devam ederse Evet. önümüzdeki 30 yılı borçlandırarak devam ediyor ya hocam. Belki Bir 40 yılı katsayıyla borçlandırma. artarak Ha, devam 40 yılı edecek borçlandıracak. diyorsunuz. Bu millete hakkı olanı alması için bu milletin gönlünde bir isyan ateşi tutuşturmak. Çok güzel. Efendim, Sayın Kanal 34 izleyicileri, sayın adaylarımız, eğer sizin de söyleyecek bir çift sözünüz varsa kanalımız, mikrofonlarımız, kameralarımız sizin hizmetinizde. Bizi arayarak istediğiniz zaman buraya gelip kendi görüş ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz.
Hocam son soru. Burada bir şey söyleyeyim ben. Buyurun. Az önce efendim. Atladım belki unutuldu. Buyurun. Mesela buyurun. Bu enerjiyle ilgili dedik. Yani bu HES'lerin enerji ifade. Evet. Bugün %60 enerjide bağımlılığımız artmış ve enerjide de doğal gaza bağımlılığımız artmış. Ama diğer taraftan biz dünyanın jeotermal potansiyeli açısından 7. ülkesiyiz. Kaynağı olarak dünyanın 7.'siyiz. Büyük nimet. Çok büyük bir nimet. Jeotermal kaynağı kullanarak elektrik de üretebiliriz, başka şeylere de üretebiliriz. Bunlardan hiçbir şeyimiz yok. Faydalanma kabiliyetimiz yok. Ve bizim ülkemiz olarak 7 mevsim, yani 365 bin gün güneş alan bir ülkeyiz. Evet, güneş panelleri, güneş enerjisini kullanabiliriz. Bundan haberimiz yok, bundan faydalandığımız yok. Kaldı ki biz enerjimizin %40'ını konutlarda kullanıyoruz. Her konuta siz güneş enerjisini kullansanız, şu anda 60 milyar dolar para veriyorsunuz. Bunun %40'ı ne yapar? 6 kere de 24, yaklaşık 24 milyar doların cebinizde olur. Cenab-ı Allah'ın verdiği güneşten enerjinizi Kanal 34 seçim özel programındasınız. Bu programımızın konuğu Prof. Dr. Sayın Mete Gündoğan. Hoş geldiniz Sayın Gündoğan. Hoş bulduk efendim. Kendisi İstanbul 1. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı. Evet doğrudur. Anadolu yakası. Anadolu yakası. Anadolu sözcüğünü kullanmak çok güzel değil mi? Elbette. Neden bağımsız aday? Evet neden bağımsız aday? Ben... Bütün fikirlerimi, bağımsız aday olma sebebim olan fikirlerimi, evet. Borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemi dediğim bütünleşik bir sistem, bir yapılanma üzerine oturtturduğum için, evet. Özellikle bu fikir çerçevesinde, bu fikrinin ağırlık merkezi olduğu bir çerçevede propagandamı sürdüreceğim için bunu bağımsız aday olarak çıkmayı tercih ettim. Evet. Sizin bana verdiğiniz tekste ev ödevimi çalıştım ama bir konuyu çözemedim. O da şu. BDPS-KRS nedir? Evet BDPS-KRS diye bizim evet. Borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemi dediğimiz sözcüklerin baş harflerinden oluşuyor. Bir kuramınız var. Bir mevcut var olan sistemin tanımını yapıyoruz. Yani evet. Bu bizim kuramımız değil. Halihazırda borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemi dediğimiz bütünleşik sistem bizim cari, geçerli para kredi sistemimizi oluşturuyor. Sayın Gündoğan, bunu biraz açalım mı? Çünkü elbette. Ekonomi hem önümüzdeki seçim sürecinde hem daha sonrasında Türkiye'nin kaderini belirlemede önemli bir konu olacak. Biraz daha açar mısınız bu konuyu? Tabii kesinlikle. Zaten yani şimdi anlatmak istediğim şu, borca dayalı para sistemi dediğimiz zaman bizim Merkez Bankası anonim şirketi, halihazırda var olan Merkez Bankası anonim şirketinin piyasaya parayı öncelikle borç olarak veriyor. Evet. Buna biz borca dayalı para sistemi kısmını bundan dolayı söylüyoruz. Ülkemizde Merkez Bankası anonim şirketinin vermiş olduğu piyasaya borç olarak vermiş olduğu parada şöyle bir sorun var. Diyelim ki ben size piyasa var. Ben piyasaya parayı borçla yani belli bir faizle veriyorum Merkez Bankası. Evet. Diyelim ki ben elimde 10 tane lira var. Ben şimdi bunları piyasaya veriyorum. Farz edin ki siz de. Yani bu paralar zaten sizin diye. Peki. Şöyle birine 2, birine 3, birine 4. Evet. Diyelim ki bir tanesi bu piyasaya benim verdiğim evet. değişik bankacılık sistemine para. Evet. Farz-ı muhal yani diyelim ki %10 faizle verdim ben bunları. Evet. Yani. Merkez Bankası da aynen böyle veriyor. Belli bir oranda faizle veriyor. %10 faizle verdim yıllık. Peki yıl sonunda ben geriye kaç para alacağım? %10 faizden 10 lirayı verdim. Geriye yıl sonunda kaç para almam lazım? Ne kadar alacaksınız? Evet. Çok basit bir soru. Evet. %10'dan. %10 dediniz, 110 diyeceğiz. 110. Yani evet, 10 tane lira koydum. Sorduğunuzu
anlamadığım için yanıt verdim. Tamam. Sizden rol çalmamak. Karşılıklı. Evet, buyurun. Karşılıklı derse, yani 10 tane lira verdiğim zaman geriye kaç para talep ediyorum ben Merkez Bankası olarak? Buyurun siz devam edin. Ben sizi bölmeyeyim. %10'dan 11 lira geri istiyorum. Öyle değil mi? %10 evet, faizle evet, verdiğim evet, zaman 11 lira istiyorum. Bildiğimiz onluk sistemdeki matematiğe göre söylediğiniz doğru. Bunu söyleyebilirim evet, size. Tabii. Evet. Peki bunu şimdi ben 10 lira verdim, 11 lira geri istiyorum. Evet. Merkez Bankası olarak. Evet. Peki bütün piyasaya verdiğim paraya baktığımda hepsini topladığımız zaman bu 10 lira yapıyor. Peki piyasa bana 1 lirayı nereden bulacak verecek? Ben üretiyorum bu parayı. Bunların hepsi topladığımızda 10 lira yapıyor. Bütün para geri gelse bana 10 lira geliyor. Halbuki benim talep ettiğim 11 lira. Ortada mal yok, hizmet yok. Onlar ayrı. Paranın bizzat kendisini evet, konuşuyoruz şu anda. Evet. Şu anda bizim kullandığımız piyasada ölçü aracı, değer depolama aracı evet, ve değişim aracı olarak kullandığımız şu parada Merkez Bankası temelde piyasaya borç olarak veriyor. Borç olarak belli bir faize verdiğiniz zaman geriye istediğiniz zaman o faizle birlikte şey bulamıyorsunuz. Ama ne yapıyoruz biz piyasadan? Kağıt üstünde var olan ama gerçekte var olmayan. Şimdi o ayrı bir şey. Hayır, hali hazırda yani biz çok çok temel bir matematikten bahsediyoruz. Evet. 10 lira verdim, %10 faizle geri istediğim zaman 11 lira almam gerekiyor. Ama o kadar para yok. Çünkü ben zaten 10 lira verdim. Hepsi bir araya gelseniz bu 10 lira yapıyor. Ben ne yapıyorum Merkez Bankası olarak? 1 lirayı geri alıyorum sadece. Faizini geri alıyorum. Bu sefer piyasada 9 lira var olmuş oluyor. İkinci sene sonunda 1 lira daha geri alıyorum. Piyasada para azalıyor mu? Eğer bu arada para basmıyor iseniz. Piyasada şu anda para azalıyor yani. Piyasa halbuki bu 10 lira belli matematiğe göre çıkmış. Ne kadar mal ve hizmet varsa onu çevirecek kadar para evet, olması gerekirken evet, bu para azaldıkça kredi talep ediyor piyasa benden. Ben daha fazla kredi veriyorum. Kredi dediğim şey borç. Dolayısıyla birinci ayağı sistemin bütünleşik dediğimiz birbirleriyle tamamlayan birinci ayağı bu. Merkez Bankası piyasaya parayı borç olarak veriyor. Belli bir faizle. Şimdi son benim buraya gelmeden önce bakmış olduğum şeylere, rakamlara. Merkez Bankası şuna bakıyoruz. Peki Merkez Bankası piyasaya kaç para vermiş? Merkez Bankası piyasaya baktığımızda yaklaşık şu an itibariyle evet, 80 milyar lira para vermiş. Piyasada şu anda Merkez Bankası'nın üretmiş olduğu bu arada tabii şu Merkez Bankası'nın parası değildir. Şu devletin parasıdır. Merkez Bankası'nın parası... Burada çok önemli bir cümle söylediniz. Merkez Bankası'nın parası, devletin parası... Ayrıdır. Değildir. Tabii. Gibi bir cümle kullandınız. Tabii. Çıkaracağınız bütün paralar da bu Merkez Bankası'nın parasıdır. Şurayı okuduğunuz zaman burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yazar. Türkiye Cumhuriyeti iyilik... Yani, anladım. Evet, sahiplik eki, sahiplik yok, eki yoktur. Evet. Bu Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Şunları okuduğun zaman bu Türkiye Cumhuriyeti'dir yazar. Yani ikisini de para olarak biz kullanıyoruz. Evet. Bunu 1211 sayılı yasayla aramızda değişim bunu legal para olarak kullanıyoruz. Evet. Şimdi Merkez Bankası piyasaya ne kadar para vermiş? Kabaca bunlarla birlikte, bozukluklarla birlikte baktığımızda 80 milyar lira. Evet. Peki bir rakama daha bakıyoruz yani. Piyasada toplam bankaların verdiği kredi ne kadar? Yani bu kredi dediğimiz para. Evet. Buna baktığımızda 1 trilyon yaklaşık tamam, 380 tarım, milyar lira görüyoruz. Aradaki fark olmayan ama varsayılan para. Daha oralara girmedik yani. Peki. Yani şeyde yani şeyde piyasada bankalar, banka sistemi bunu Merkez Bankası'nın verdiği parayı bir mekanizmayla tam 14 katı artırmış. Yani piyasada Merkez Bankası 80 lira veriyor, 80 milyar lira. Bunu 1 trilyon 380 milyar liraya merkez bankalar sistemi çıkarıyor. Evet. Nasıl çıkarıyor? Bankalar bir parayı kendilerine geri döndükçe para defalarca mevduat olarak yazıyor.
Evet. Ve olmayan, karşılığı olmayan bir şeyi kredi olarak tekrar tekrar veriyor. Ve dolayısıyla bu şey, buna da kısmi rezerv sistemi diyoruz. Tam adı kısmi, kısmi rezerv sistemi. Bu ikisi bütünleşik olarak, evet, şu anda bunların hepsi cari, evet, yani geçerli. Evet. Biri borca dayalı para sistemi, evet, para piyasaya borç olarak çıkarıyor, çıkıyor. Diğeri borç olarak çıkan parayı bile yaklaşık 14-15 katı dolaştırarak, evet, yani şey yapıyor, 14 katı daha fazla para veriyor. Anladım. Burada sormamız gereken 3 tane soru var yani. Sayın Gündoğan, buna girelim ama ben bir şey sormadan geçemeyeceğim. Tabii. Şimdi siz dediniz ki benim milletvekili adayı olmam, üstelik de bağımsız bir aday olma nedenim benim bu bilgilere sahip olmam ve bunu ben mecliste eğer bu iradeyi kazanırsam, bu iradeyle, kazandığım iradeyle mecliste vekil olarak konuşacağım, savunacağım, hatta sistemi bir biçimde sizin söylediğinizi kurabiliyor olmak istiyorsunuz. Peki meclise girerseniz bağımsız bir milletvekili gerçekten bunu yapabileceğinize inanıyor musunuz? Ben bağımsız olarak yapacağım tek şey, bunu her zaman söylüyorum. Ben bu sisteme karşı bir isyan çıkartmaya çalışıyorum. Anladım. Bu sistemin, bu ekonomik politik sistemin lağvedilmesi, yıkılması için bir isyan ateşi tutuşturmaya çalışıyorum. Evet, çok radikal, yani, çok iddialı bir şey söylediniz. Kesinlikle. Yani çünkü bu sistem hepimizi paranın kölesi haline getiriyor. Evet. Bir avuç bu para da bir avuç adamın arasında dolaşan zenginlik haline getirilmiş. Bizim buna topluca isyan etmemiz gerekiyor. Peki, bir haykırış şey, benim yapacağım tek şey, hani derler ya, bir uyanık bütün orduyu uyandırır diye. Ben bir haykırışla bütün insanları haklarına sahip çıkması için uyandırmaya çalışacağım. Yani daha doğrusu gönüllerde bir isyan hareketi başlatmak, evet, için bu mücadeleye giriştim. Şimdi sanıyorum izleyicilerimiz de şunu merak edeceklerdir. Acaba sizin bu söylediğiniz sistem küresel sistem içinde bir yer bulabilecek mi kendine? Bunun için ayrı bir adaptasyon, entegrasyon gerekecek mi? Yani bir de bir küresel dolaşımı var bu paranın. Ben daha ben o sistemle olup olamayacağı konusunda da bir bilgi. Ben şimdi daha bir şey söylemedim. Bu bizim kullandığımız, zaten bu BDPS KRS dediğimiz borca dayalı para sistemi, evet, ve kısmi rezerv sistemi, evet, küresel finans kapitalin bir parçasıdır. Evet. Bu küresel finans kapitalizmi nasıl neoliberal politikaların bir sonucudur. Evet. 1980'li yıllarla birlikte neoliberal politikalar Türkiye'ye girdi. Derviş Fişer yasalarıyla beraber bizim kendi Derviş Fişer yasalarıyla birlikte, evet, Türkiye'de bu bizim finans kapitalimiz, küresel finans kapitali eklemlendi. Mevcut hükümetin uygulamalarıyla bu eklemlenen finans kapital cari hale getirildi. Ve biz dolayısıyla deli gibi olmayan bir paranın faizi, şimdi mesela bu 1 trilyon 380 milyar liranın toplamda faizi yaklaşık 170 milyar lira. 170 milyar lira bizler, devlet, sen, ben, hepimiz faiz ödüyoruz. Ama elimizdeki kredi kartların faiz olarak ödüyoruz. Ama işte tüketici ya da üretici kredisi olarak aldığımız faizleri ödüyoruz. Neden? İşte sebebi bu borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemidir. Bunun da temel bir sebebi var. O da şudur yani. Bir ekonomiye para nasıl sokulur? Yani bir ekonomiye para nasıl sürülür? Yani dolaşıma katılması paranın. Bir para ekonomiye nasıl girer? Nasıl dolaşıma girer? İki türlü girer. Evet. Birincisi tepeden girer, ikincisi tabandan girer. Bunları idareciler karar verir. Bizi şu anda tabandan paranın girişiyle ilgili hiçbir zaman piyasada, okullarda bunlar anlatılmıyor. Ama böyle üniversite düzeyinde elbette, evet, anlatılmıyor. Hani teorik olarak anlatılıp geçiliyor. Biz şu anda de facto, yani mecburi olarak birinci sisteme tabiiz. Para tepeden giriyor. Nasıl giriyor? Mevcut bankacılık sistemi içerisinde bu üretmiş oldukları 14 kat, 15 kat parayı bunlar bir avuç insana
İşte o milyonlarca, yüz milyonlarca ya da milyarlarca kredi olarak veriyorlar. Şimdi en tepeden böyle giriyor. Sonra biz ne bekliyoruz doğal olarak? Bu krediyi alan şahısların fabrikalar kurmasını, işletmeler oluşturmasını bekliyoruz. Onlar işletmeleri, fabrikaları kuruyorlar. Daha sonra nedir? İşte ücretler de gidecekler, kendi emeklerini o fabrikalarda çalışarak sunacaklar. Satın alma güçlerini elde edecekler. Ondan sonra o satın alma güçleriyle tavandan esnaf ve sanatkarlardan ihtiyaçlarını karşılayacaklar. İşte bu tavandan giren milyarlarca lira azala 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 en sonunda esnaf ve zanaatkara bir damla iki damla anca gidiyor. Halbuki yapılması gereken bu 170 milyar liralık yaklaşık paranın, bu kadar para var, bu piyasadan yok olmaması gerekiyor. Tavandan tabana doğru değil, tabandan diyelim ki siz, ben bunu seçim çalışmalarında da söylüyorum. Bugün 18 yaşını doldurmuş herkese, ama herkese, kız ya da erkek fark etmez, herkese 500 lira minimum gelir verebilirsiniz. Yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir önceki seçimde herkese 600 Türk lirası vereceğim demesinin bir karşılığı aynı değil. Mı? Onların hayır karşılığı değil. Onların peki. Onların BDPS karesi teşhisi olmadığı için onların söyledikleri mevcut düzen içerisindedir. Onun tamamı karşılığı borçtur. Evet, aslında borç. Onların söylediklerini iyi evet. bildiğim için söylüyorum. Borçla siz ne yaparsanız yapın bu sistemin içerisinde iflah olmazsınız. Yani. Evet. Borç, çünkü bunlar borçla ürettiğiniz bu kadar bu kadar paranın faizini bir avuç rant, bir avuç adama veriyorsunuz ve bunların arasında dolaşan zenginlik haline getirmişsiniz. Evet. Halbuki bir alternatifimiz var. Bunların tabana verilmesi gerekiyor. Bu insanların en doğal hakkı. Benim yapmak istediğim bu insanlara, bizim insanımıza bu sizin en doğal hakkınız. Bunu talep etmek etmekle mükellefsiniz. Eğer artık günümüzde biliyorsunuz hak verilmiyor, alınıyor. İnsanlar ayağa kalkıp da bir dakika arkadaş, siz bu kadar parayı, olmayan parayı yaratıyorsunuz. 170 milyar liralık faiz aranızda üleşiyorsunuz. Bana da tepeden inme olarak işte o fabrika kuracak da, kurduğu fabrikada bana iş verecek de, ben satın alma gücümü alıp da şeye, esnaf ve sanatkara bunu yönlendireceğim de, böyle hani amiyane tabirle ölme şeyim ölme ekonomisiyle. Ki bu mekanizmanın bile sağlıklı, doğru, demokrasinin eşitlikçi, paylaşımcı ve katılımcı yasalarına uyarak yapılmadığını da biliyoruz. Burada bu net bir matematiktir. Evet. Siz istediğiniz kadar demokrasiden, katılımcılıktan, paylaşımcılıktan bahsedin. Bu mekanizmayı değiştiremediğiniz müddetçe yapacağınız hiçbir şey yoktur. Diyelim ki Sayın Cumhurbaşkanı arada şu anda çıkıyor meydan diyor ki 400 milletvekili verin. Bakın ben başkanlık sistemine geçeceğim. Burada sözünüzü siz keseceğim ama özür diliyorum hocam. Anlayacağım. Yani siz değil 400, 550 milletvekiliyle dahi gelseniz eğer bu borca dayalı para sistemi kısmi rezervini değiştirmediğiniz müddetçe bu milleti borcun kölesi, paranın kölesi haline getireceksiniz. Peki, ısrarla sözünüzü kesmek istemem nedeni şuydu. Sayın Gündoğan aslında endüstri mühendisliği bölümünde öğretim görevlisi. Bu parayla konuşması salt ekonomi ve ekonomist kimliğinden değil. Çünkü endüstri mühendisleri aynı zamanda sistem tasarımcılarıdır. Aynen öyle. Evet. Siz Türkiye için bir ekonomik sistem tasarımından söz ediyorsunuz. Yani elbette, ekonomik elbette, değil aslında elbette, bir sistem elbette. Önerisinde bulunuyorsunuz. Elbette. Bunu söyleme heyecanıyla sözünüzü kestim. Sayın Gündoğan, bir de şöyle bir şey geliyor akla. Mevcut yapılanmayla, yani bürokratik yapılanmayla ve ticari yapılanmayla, tamamen yapısal olarak düşünüyorum, işlevsel olarak düşünmüyorum. Hı hı. Bu söylediğiniz sistemi adapte edebilir miyiz bu yapının üzerine? Yeniden kesinlikle bir yapılanma mı gerekecek? Hayır, hiçbir yeniden yapılanma gerekmiyor. Sadece Merkez Bankası'nın yasasında ve bankacılık yasasında yapılacak birkaç tane küçük değişiklikle bu sistem komple borçsuz olarak devam edebilir.
Şu anda ve küresel sisteme de uyumlu olarak küresel işleyebilir uyulup uyumlu olup olmaması beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren birinci derecede mevcut Türkiye içerisinde bu kadar ekonomik hacim üretilmiş. Bu hacimde herkesin hak ettiği payı almasıdır. Evet. Küresel sistem dediğiniz sistem 2008 yılında Lehman Brothers finans grubunun batmasıyla batmıştır. Evet. Mevcut küresel sistem battı, bunu görmek lazım. Ve bizimle dalga geçiyorlar. Ne diye dalga geçiyorlar? Bundan iki sene, biz bir buçuk sene önce Obama çıktı. Biz dedi $1 trilyon basacağız. Tek bir şey olarak, para olarak. Çünkü borçlarını, onlar da borçların altında inim inim iniyorlar, eziliyorlar. Bir tane Allah'ın kulu çıkıp da bir dakika ya, siz bütün dünya sizin dolarınızın peşinde koşturuyor. Senin şu tiyatroya bak. Madem bu işler bu kadar kolaydı, $1 trilyon basacaksın. Bunu bir madalya olarak basacaksın da bu tiyatroyu niçin yapıyorsunuz demediler. Yani onlar da çok büyük sıkıntı altında, bu küresel sisteme çözüm bulamıyorlar. Bulamadıkları için sahip oldukları paraları başka ülkelere transfer etmeye çalışıyor. Borç transfer etmeye çalışıyor. Ben buna borç transferi diyorum. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz, çok değerli şeyler söylüyorsunuz. Dilerim meclis kürsüsünden de bunları söyleyebilirsiniz. Ama sizinle ayrı bir programda dolar ve doların dünyadaki dolaşımı, Rusya ve Çin'in bile neden dolar biriktirdiğini, neoliberal politikaların dünyada gelip tıkandıktan sonra bunu aşabiliyor olmak için geriye dönük bir takım doktrinlerden çözüm arayabilir miyiz? Sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurarken yaptığı iktisat kongresi ve o kongrenin aldığı kararları ve sonra nasıl deforme olduğunu da sizin bu engin bilgilerinizden yararlanarak konuşmak isterim. Ama Sayın Hocam, yaşam para önemli ama sadece para değil. Ben sizin meclise taşındığınızda önceleyeceğiniz başka alanlar olduğunu da biliyorum. İzin verirseniz o alanlara geçelim birazdan. Elbette. Yalnız bu para bizim bu gireceğimiz alanların merkezini oluşturuyor. Finansını oluşturacak. Çünkü neden? Burada bu sistemle, BDPS karese dediğimiz bütünleşik sistemle para kısıt haline getiriliyor. Para kısıt haline getirildikten sonra neler oluyor? Kaynak aktaramıyoruz. Nereye? Eğitime kaynak aktaramıyoruz. Kesinlikle. Peki biraz da eğitime girelim. Ne dersiniz? Bu sizin diploma güdümlü eğitim dediğiniz, eleştirdiğiniz bu sistem ve alternatif çözümünüzü de öğrenelim mi? Şimdi siz parasızlıktan dolayı neden mevcut, diyelim ki sizin öğretmen ihtiyacınız var. Yani on binlerce öğretmen. İstihdam edemiyorsunuz. Edemiyorsunuz. Niçin? Param yok diyorsunuz. Bütçe yok. Bütçe yok diyorsunuz. Öğrencileri sınıflara sıkıştırıyorsunuz. Bu yaklaşık 10 sene, 20 sene önceki, yani daha doğrusu 2. Dünya Savaşı sonrasındaki mantıkla insanları, çocukları alıyorsunuz. Sabahtan bütün gün boyunca belli bir yerde hapsediyorsunuz. Bir şeye aktarıyorsunuz, bırakıyorsunuz eve. Bu mekanizmada, halbuki çocuk şurada elindeki PDA ile sizin anlatacağınız şeyi, diyelim ki sizin anlatacağınız bir dönem boyunca anlatacağınızı çocuk 2 haftada öğrenebiliyor. Bu mekanizmayı komple değiştirilmesi gerekiyor. Ve biz tek tek çocuklarımızla ilgilenecek kadar yepyeni bir mekanizma kurabiliriz. Tek tek. Ama biz çocuklarımızı belli bir sınıfa kapatıyoruz ve toplu olarak eğitim veriyoruz. Yani iPad yok iken, internet yok iken ne yapıyor ise, ne yapıyor idiyse, var olduğu halde aynı şeyi yapıyoruz. İnternet demeyelim ona, elimizde var olan bilgisayar imkanları, iletişim imkanları yokken düşündüğümüz şeyi, ki o ortalamacı bir mantıktır. Siz anlatıyorsunuz ve nasıl başarılı olduğunu kabul ediyorsunuz. Çocuk eğer sizin söylediğiniz kredileri tutturup da diplomasını alırsa başarılı kabul ediyorsunuz. Halbuki çocuk öğrenmiş mi öğrenmemiş mi, o ayrı bir olay. Birçok insan daha sonra hayata girdiği zaman hayatta çalışırken öğrenmeye başlıyor. Ya da hayatta karşılaştığı, gerek fabrikalarda, gerek işletmelerde, gerek bazı yerlerde karşılaştıkları problemleri, çünkü problem çözüm odaklı olarak bir eğitim yok. Biz diploma güdüm odaklı eğitim olduğu için ve eğitimde de o kadar parçalı bir yapımız var ki, hem diploma güdümlü eğitim var hem devlet eğitimin sahibi değil.
Evet. Bakın şimdi bu noktada izin yani, verirseniz önemsediğim bir şeyi söylemek istiyorum. Eğitime ulaşma ve eğitilme temel bir insanlık hakkıdır. Elbette. Ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bütün vatandaşların eğitime ulaşılabilir olması ve hatta ücretsiz olmasını bekleriz. Kesinlikle. Oysa sizin bu söylediğiniz sistemde hem devlet kaynak ayıramıyor, yani bir tür devletin temel görevlerinden mevcut bir ayağını sistemde ayıramıyor. Eksik yapıyor. Evet. Bu aynı zamanda insanlar arasındaki fırsat eşitsizliğinin de bir nedeni oluyor. Tabii. Ve siz diyorsunuz ki bu sistemi değiştirdiğimizde bütün bu handikaplardan da kurtulabiliriz. Kesinlikle, çünkü bizim söylediğimiz doğal iktisat döngüsü diye bir çözüm önerimiz var. Bunu evet, da akademik olarak da çeşitli uluslararası konferanslarda takdim ediyoruz. Yani ilgilenen arkadaşlar bizim web sitelerimizden de şey yapabilir, ama ben özetle şunu söyleyebilirim. Bugün piyasada var olan mal ve hizmetleri çevirecek kadar parayı var edeceksiniz. Piyasada ne kadar mal ve hizmet var dönen, o kadar para olacak. Dönenden kastediyorum. Evet. Merkez Bankası da görevi ve bankacılık sisteminin görevi de para istikrarı olacak. Şu andaki Merkez Bankası'nın görevi para istikrarı değildir. Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarıdır. Bunlar belki çok çok teknik gelecek ama sadece yeri geldi ve bunu boş bırakmamak için söylemek istiyorum. Vallahi bu ekonomik sistem içinde zarar gören bir sade vatandaş olarak biz de bir şeyler öğrenme çabasındayız. Hepimiz öyleyiz. Yalnız eğitimde bir şeyi daha şey yapmamız lazım, söylememiz lazım. Devlet parası olmadığı için şu anda mesela Avrupa'dan bize aktarılan bir şey var. Yani yeni yeni giren Avrupa Birliği'ne nedir o? Lifelong learning. Yani hayat boyu öğrenme. Evet. Aslında bizim peygamberimizin hadis-i şerifinde beşikten mezara kadar ilim talep edin, ilim öğrenin dediği şeyi batılılar söyleyince lifelong learning diye, bizimkiler sanki yeni bir şey öğrenmişiz gibi böyle heyecanla hemen gündeme getiriyorlar ve bizim milli eğitimin şöyle bir şeyi var, politikası var. İşte hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü kurduğu zaman tamam diyor, ben bu işi çözdüm. Evet. Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü olmuş aslında oluyor. Aslında hocam eminim sizin de dağarcığınızda vardır. Bu hayat boyu öğrenme konusu aslında Avrupa Birliği'ne girebiliyor olmak için okur yazar ve eğitimli oranı ortalamasını tutturabilme kaygısından kaynaklandı. O kaygı da mutlaka etkilidir ama Avrupa'da şöyle bir tartışmadan dolayı bunlar çıktı. Dediler ki ya biz mesela ilkokuldaki çocukları ilkokula hazırlamak için 3 yaşından çocuğun bilincinin oluşmaya başladığı andan itibaren biz çocuğun kafasını formatlayabilmemiz lazım. Yani bilime, ilme, bunları algılamaya yakın oluşturmamız lazım. İşte bunun için nedir? 3 yaşından itibaren çocuğu alıyor. Evet. Bir insan diyelim ki belli bir yaşa geldi, yeni bir şey öğrenmek istiyor. Bu adam bunun eğitimle alakası olmayacak. Diyelim ki bir insan 60 yaşında pilotluk bürovesi almak istiyor. Nasıl alabilecek öyle bir büroveyi? Şu anda alamaz yani Türkiye'de. Ama orada tutuyorlar örgün eğitim, sargın eğitim, genel eğitim, yaygın eğitim. İşte bir insanın kabiliyetini değerlendiren müesseseler var. O kabiliyetine göre diyorlar ki mesela bunun lisans eşdeğeri şeyi vardır, kabiliyeti vardır. Ama Avrupa bunu yaparken biz hala o kadar boşluklar var ki, şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'na bakın. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki ben 6 yaşından işte itibaren çocuğu alırım, 12 sene okuturum, gerisi beni ilgilendirmez diyor. 6 yaşından öncesi o anaokulu işte, o yani öğrenci şey gönderir göndermez, velinin evet, şeyine kaldı. Peki ilk yani ilk orta liseyi bitirdi çocuk. Kim ilgilenecek bununla? O zaman karşımıza yüksek öğretim çıkıyor. Yüksek öğretim başkanı da diyor ki ben sınavı atlayıp kazanıp gelenle ilgilenirim. Lisans, yüksek lisans, doktora bunları veririm. Gerisi beni ilgilendirmez. Sanayi de diyor ki bana gönderdiğiniz adamı ben bir yıl eğitmek zorunda kalıyorum. Bana mühendis gönderecekseniz şunları bilen adamlar lazım. Bana diyelim ki hizmet sektöründe bir çalışacak insan göndereceksiniz, şu bilgilere sahip. Bu bilgilerin hiçbirileri verilmiyor. Yani. Evet. Dolayısıyla eğitim, diploma güdümlü eğitim diye kastımız bu. Evet. Diplomayı çocuğa verdiğimiz zaman
Biz kendimizi başarılı kılıyoruz ki bu en büyük yanlışlardan bir tanesi. Evet, Sayın Gündoğan diyorsunuz ki aslında devlet planlamacı, yönetici, yönlendirici olmalı ve bu alanda daha etkili ve yetkili olmalı diyorsunuz. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Yine temel insan haklarından biri olan sağlıklı gıdaya erişme hakkı. Eğitim için böyle. Peki bu konuda da bir söylemeniz var mı? Örneğin genetiği değiştirmiş ürünler ve bunun için çıkarılmış yasalar halen hem bilimsel anlamda hem de siyasi anlamdaki tartışmalar halen sürüyor. Örneğin genetiği değiştirilmiş mısırdan elde edilen şekeri o bizim topraklarımızda yetişen pancarı yok ederek sınırlarımızdan içeriye aldık. Evet. Neden? Neden? Çünkü siz bunun temelinde de yine ben bunları hepsini şeye bağlıyorum yani bu BDPS karesi. Bu çünkü bu mekanizma değişmeden bunların hiçbirisini çözemeyiz. Çünkü bunların ana amili yani ana sebebi mevcut para sisteminin parayı kısıt haline getirmesidir. Para kısıt haline getirildiği takdirde siz dönüyorsunuz gıdalarda bu sefer yani karı maksimum. Maliyetleri minimum yapacağım diye hormonu basıyorsunuz. O hormonlar genelde östrojen hormonları yani üreme ile ilgili yani çok çabuk üresin, çok çabuk. Buradaki çabuk. Biraz karmaşık bir mekanizma bu var. Bu hormonlar vücuda geçiyor, vücutta çalışmaya devam ediyor. Evet. Artı genetikle oynuyorsunuz. Gıdaların genetiğiyle oynayarak İşte bunlarda efendim çok ciddi tedbirlerimiz var, şeyimiz var. Bu bilimsel olarak bunlar kanıtlanmamış diye bunu kim söylüyor, hangi laboratuvarlara söylüyor? Bunu söyleyen laboratuvarlar genelde dünyada genetik gıda üreten 4-5 tane firmanın laboratuvarları. 3 aylık deney yapıyorlar. Diyorlar ki efendim 3 ay bak mısırı denedik, 3 ay boyunca hiçbir sıkıntı olmadı. Ama Fransa'da bir laboratuvar var. Onlar 2 yıl boyunca aynı denedik bir şey olmadı, insana zarar vermiyor dediği araştırmayı laboratuvarı sürdürüyor çalışmayı. 2 yıl içerisinde kanser hastalığından tutun da her türlü hasta, şeker hastalığına kadar her türlü hastalığın temel amillerinden biri olduğunu çıkarıyorlar. GDO'nun hormon çalışmalarına. Evet, kapitalist dünyada neoliberal politikalarla diyorsunuz, insan sağlığıyla da kazanmak amacıyla oynanıyor. Tabii çünkü mevcut ortodoks ekonomi mantığı, biz ortodoks ekonomi derken neyi kastediyoruz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan ekonomik sistem içerisinde çözüm arayışları ya da çözümlerin toplamına biz ortodoks ekonomi diyoruz. Bu ortodoks ekonomi mantığı içerisinde bize çocuklara şunu öğretiyoruz. Yani bize şunu öneriyor ortodoks ekonomi. Kârı maksimum yapacaksın. Maliyetleri de minimum yapacak. Bütün bizim programlarımızın hepsinin temeli budur. Çünkü bu karı maksimize etmek demek. Karı maksimize edeceksin, maliyeti minimize edeceksin. Evet. Şimdi tabii burada enteresan bir şey var. Ücretler neyin içerisinde anılır genelde muhasebeleştirilirken? Maliyetler içerisinde alır. Maliyeti de diyorsun ki otobüs ekonomantına göre maliyeti minimum yap. Ücretler her zaman aşağı doğru bastırılma eğilimindedir. Yani ücretle çalıştırdığını, sizi ücretle çalıştıran kimse yaptığı bütün programlarda ücretleri minimum tutma eğilimindedir. Yani onun sizin için ortodoks ekonomi mantığında onun için asgari ücret diye bir şeyi devlet dayatmaya çalışır. Halbuki bu ortodoks ekonomi mantığını komple değiştirsek paranın tabandan sokulması söz konusu olsa, minimum gelir verilse asgari ücret diye bir şeye ihtiyaç kalmayacak yani. Evet. Bunların tamamen, biz buna paradigma değişiminin gerektiğini söylüyoruz. Bunlar tamamen farklı bir paradigmanın takdim edilmesiyle olur. Yoksa bu halde biz köleleştiriliyoruz. Ben size çok basit bir şey söyleyeyim. Yeni şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hangi yıla kadar borçlanıyor biliyor musunuz? En son borçlanması çıkardığı Eurobondlar 2045 yılını gösteriyor. Şimdi burada hükümet yetkililerine şunu soruyorum yani. Siz 2045 yılında geri ödenmek üzere borç alıyorsunuz. En son aldıkları 1,5 milyar dolar. Kim ödeyecek bunu? Şu anda alınan bu borçtan
hiçbir şekilde bu paradan hiçbir şekilde nimetini görmemiş, daha doğmamış çocuklara borç yüklüyorsun. Düzeltebilir miyim? Doğmamış çocuğumuz değil, doğmamış torunumuz oluyor bu koşullarda. Tabii 2045'te. Evet. 2045. Evet, durumun bu sistem, ortaya koymak için böyle söyledim ama hocam ve işin ilginç tarafı bu sistem devam ederse evet. Önümüzdeki 30 yılı borçlandırarak devam ediyor ya hocam. Belki bir 40 yılı borçlandırma. Ya 40 yılı borçlandıracak. Ya ne ala memleket. Şimdi siz evet. Devletin gelirleri, devlet masraflarını iki türlü ödeme yap. Devlet masraflarını iki yerden karşılıyor. Bir vergilerden karşılıyor. Yetmeyince ne yapıyor? Bunlar yeni bir şey keşfetmiş. Para basmıyor. Ne yapıyor? Borç alıyor. Borç alıyor. Neyin evet. borcunu alıyor? Önümüzdeki 2045'in borcunu alıyor. Peki demokrasi, madem demokrasi içerisindeyiz. Demokrasi kendi kendimizi idare etme düzeni. Size soruyorlar mı? Bu borç alırken ben doğmamış çocukları falan vazgeçtim, onlara sorma imkanı yok. Ama hiç olmasa yaşayanlar olarak ne kadar borç alacaklarını bize soran var mı? Devletin ne kadar borçlandıracaklarını da bize soran var mı? Bunu bize ödettiriyorlar. Bu bizim en doğal hakkımız. Ben onun için her zaman diyorum ki ben arkadaş herhangi bir siyasi parti çatısı altına girsem o siyasi parti her siyasi partinin söylemini genel başkan ve etrafında birkaç kişi oluşturur. O söylemlerle birlikte bu söylediklerim kaynıyor araya. İşte kısır politikalar, çekişmeler, gündelik böyle laf çakma, ince ayar böyle dokundurmalar filan. Bugün bile görüyoruz işte. Yani kelimelerin üzerinde politika kurgulanıyor. Halbuki en önemli şey siz bana sormadan beni ve gelecek olan neslimi borçlandırıyorsunuz. Bizim buna itiraz etmemiz lazım. Vatandaşın ayağa kalkıp yani bir gönüllerde bir isyan ateşi tutuşup bir dakika siz bize sormadan de bu memleketi borçlandırabilirsiniz de beni borçlandırabilirsiniz demesi lazım. Bunu demeye başladığı zaman ben kendimi başarılı kılacağım bu siyaset evet. Kulvarımda. Size başarılar diliyoruz bu konuda. Yolunuz, ufkunuz açık olsun diyoruz ama hocam siz gerçekten dolusunuz. Oysa benim elimdeki aldığım notlarda en az 10 madde, 10 müdahil edilecek alan var. Elbette. Ben onları da atlamamak adına sözünüzü zaman zaman kesiyorum. Ama bu bölüm için özet olarak şöyle dersem doğru olur mu? Diyorsunuz ki bu ortodoks düzenin, ekonomik düzenin beslendiği şey ucuz emektir. Hayır, ortodoks mevcut, ortodoks ekonomi mantığı parayı kısıt haline getirdiği için. Beslendiği kaynak mevcut para mekanizmasıdır. Para kredi mekanizmasıdır. Evet. Bu mekanizmayı çözmeden sizin söylediğiniz ne kadar felsefi şey üretirseniz üretin. Bu mekanizmayı çözmeden onların hiçbir işe yaramaz. Evet. Mekanizma matematiği çok basit. Merkez Bankası parayı borca dayalı olarak yaratıyor. Kelimeyi seçerek bilinçli olarak kullanıyorum. Ve bankacılık mekanizması kısmi rezerv sistemiyle bunu 15 katına çıkarıyor. Bize sormadan. Halbuki bu demokrasi bizden izin alması gerekiyor. Bizden izin aldığı yok. Ve şunu da iddia ediyorum. Bu mekanizmadan ne hükümetin ne de ekonomiden finansmandan sorumlu hükümet üyelerinin ne de milletvekillerinin haberi var. Eğer bizim haberimiz var, bilerek yapıyoruz diyorlarsa en büyük ihaneti işliyorlar. Evet. Yok efendim bizim haberimiz yok, bunu bize anlat diyorlarsa ben her platformda anlatmaya hazırım. Efendim sizin söylediğiniz öyle değil, biz bunları müzakereye hazırız diyorlarsa her platformda müzakere etmeye hazırım. Evet. Karşıma çıkıp da bu konuları tartışacak adam göremiyorum. Çünkü en büyük zulüm içerisindeyiz. Bu mekanizma çözülmeden siz ne kadar fikir üretirseniz üretin, neticede amiyane bir tabir vardır halk arasında, imam bildiğini okur diye. Bunlar bildiğini okuyor. Her salı günü Merkez Bankası hazine borçlanmaya gidiyor, borç para alıyor, borçlarını ödüyor. Ve her seferinde bizim borcumuz kademe kademe artıyor. Yani. Birilerinin buna itiraz etmesi, dur demesi lazım. Evet. Ve bütçede biz bu borçların tamamı bütçede anılmıyor. Hükümet tiyatro gibi
bütçe getiriyor her Kasım'da. Aralık'ta onaylıyor. Ve bunun içerisine sadece hükümetin ödeyeceği bütçeye faizleri koyuyorlar. Borcun kendisi bütçede yok. Yani esas işin anası, yani kavga verdiğimiz şeyin kendisi yok. Sadece tiyatro yapar gibi ne kadar faiz ödeyeceğiz ve onda da çok daha ağlanası halimiz, borcun faizini ödemek için bile ne kadar borçlanacağını koyuyorlar bütçeye. Yani güleriz ağlanacak halimize gibi bir tiyatro çıkıyor karşımıza. Buradan bağlamak üzere şunu da söyleyecektim ama siz dediğim gibi çok dolu ve kendinizi ifade ihtiyacı içindesiniz. İyi ki de öylesiniz. Bunları duymaya da ihtiyacımız var. Şuraya gelmek istemiştim. Ucuz emek derken. Ucuz emek demek aslında emeğin dünyadaki dolaşımı demek. Bu göç demek. Bu göçün nereden nereye, hangi ülkelerden nereye olduğunu, siyasi ve askeri koşullarla oluşturulan bu göçün aslında bu küresel sermayenin ne kadar çok işe yaradığını biraz da vurgulamak ve dikkati çekmek için söyledim. Özür diliyorum. Buradan yalnız, nereye geleceğim hocam? Yani burada geleceğim. Şunu, yani sizin söylediğiniz şeyin şunun düzeltmem gerekiyor ben. Buyurun. Kendi anlattığıma göre. Evet. Bakın mesela ucuz emek diyorsunuz ya. Evet. Siz karın maksimize edilmesi, maliyetlerin minimize edilmesi amacını bu ortodoks ekonomiye koyduğunuz müddetçe 6.000 liraya çalıştırdığınız bir işçi, yığınla da insan işsiz, aynı işi 900 lira yapacak adam var mı dediğiniz zaman yığınla adam gelir ben 900 lira yaparım der. 2 sene sonra biz bu işi 800 lira yapacak adam var mı dediğiniz zaman 800 lira yaparım der. Çünkü insanlara siz parayı kısıt haline getirmişsiniz, aç bırakmışsınız. Yani boğaz tokluğuna çalışacak insanı her zaman bulursunuz. Onun için paranın tepeden değil tabandan verilmesi lazım. Çünkü herkese minimum gelir verirseniz bu sefer mekanizma tersine dönecek. Şu işi 1000 lira yapan bir insan varsa adam minimum geliri var, çalışmak da istemiyor. 1000 lira yapan var mı dediği zaman bir işveren bulamazsa ne diyecek? 1100 liraya yapan var mı? 1200 liraya yapan var mı? O zaman 1200 liraya yapan çıkabilir. Bir müddet sonra ben 1200 liraya bunu yapmam derse 1300 liraya yapan. Tersine dönecek. Yani işin temel mekanizması bu. Evet. Yoksa siz sebebi değil sonuçları analiz etmeye başladığınız zaman sebep her zaman kral gibi şey yapıyor. İstediğiniz kadar sonucu konuşun. Evet. Yine buradan şuraya geliyorum. Bu kaotik ortamda, bu yaşamı zorlaştıran, yıpratan ortamda akıl sağlığını korumak mümkün mü? Bu zaten bu neoliberal politikalar çok güzel bir şey söylediniz. Güldüğünüzü anladım. Çünkü sözü bir türlü buraya getirmeye çalışıyorum. Çünkü sizin bu konuda daha çok ilginç görüşleriniz var. İzleyicilerimizin de bundan mahrum kalmasını istemedim. Evet, buyurun. Yani şeyde bu alandaki neoliberal politikalar psikolojik zorlanmalar oluşturuyor toplumda. Evet. İnsanlar işsiz kaldığı için sinirleri geriliyor. Yani aile yaşamları içerisinde sıkıntılar oluşuyor. Bir insanın yani burada mesela bir işsizlik diye bir kelime kullanıyoruz, geçiyoruz ama düşünün siz çoluğu çocuğu var, bunları okutacak. Eve ekmek götürecek. Bir işsiz kaldığı zaman hiçbir gelir yok ve bunların hepsiyle sıkıntısı var. O zaman ne oluyor? Bu psikolojik zorlanmalarda hemen bu ortodoks ekonomi politiği ve neoliberal politik bunlara diyor ki sen psikolojik olarak zorlanıyor musun? Evet. Ya işte sana işte nal dedikleri 3 tane 3 temelli işte ben şimdi o ilaçların isimlerine girmek istemiyorum. Evet, psikolojik ilaçlar öneriyorlar. Başka bir sektörü besliyor. Sakinleştirici onu diyor. Evet. Ve buradan insanlar aslında isyan etmesi gerekirken ya siz bizim en doğal hakkımızı gasp ediyorsunuz. Bunu gasp etmenizi doğal karşılamamız için bizi bu ilaçlarla uyuşturuyorsunuz diyorlar. Yani uyuşturmaya yönelik böyle ilaç tedavi, psikolojik olarak işte psikolojik hastalık diye bir şey tanımlıyorsunuz ve bunun hiçbir karşılığı yok. Hepsi yalanlar bilimi. Psikoloji, psikiyatri dediğimiz şey yalanlar bilimi. Ama ve hocam, bunu Thomas Saz, bunu bu kadar bunu psikiyatrist kesin bir dille söylemeyelim ben size kaynağını söyleyeyim. Profesör Doktor Thomas Saz
Bunu kitabında Psikoloji, Psikiyatri, Yalanlar Bilimi diye kitabı var. Var. Ve bunu onlar da biliyorlar. Evet. Siz normal olarak gidin bu psikolojik zorlanmalarda, sosyal zorlanmalarda ben şöyle şöyle sıkıntılar duyuyorum deyin. Size hemen bir müddet sonra 3-4 kademeden sonra hemen derler ki efendim işte bunlar da sen şöyle bir sakinleştirici almaya başla bakalım. Niçin sakinleştirici alıyor? Ya bu o kadar dehşet bir şeyle karşı karşıyayız ki bizim hakkımız gasp ediliyor. Sen de öyle rahatla uyuş ve ses çıkarma, isyan etme. Ben onun için yani bunu bilinçli olarak diyorum. Ya bunun evet. Bir isyan ateşinin tutuşturulması gerekiyor. Evet. Oldukça iddialı buldum bu kuramınızı. Tabii psikiyatri alanındaki çalışan insanlar buna ne der? Bunu bilemiyorum. Ben yani psikiyatri alanında bu konuda söylediğim fikirler benim alanım değil. Ama evet. Bunu psikiyatri alanında çalışan üstün hoca gibi birçok hocanın, evet. Yani hocaların yazdıkları çalışmalardan ve uluslararası camiada, uluslararası bilim dünyasında yapılan çalışmalardan öğreniyoruz. Evet. Bize ise tek yönlü olarak sanki insanlar mevcut düzende bu neoliberal politikaların sonucu olarak psikolojik zorlanmalara girdiği zaman onu hasta olarak tanımlıyor. Evet, isyanın adı da hastalık oluyor diyorsunuz. O zaman onu bu şey gibi tıpkı küçük çocuk, çocuğumuz bu. Çocuk dediğiniz sizin yerinde duramaz, zıp zıplar. Çocuklar böyle. Siz şimdi bir şey çıkardılar. Efendim hiperaktivite diye hiperaktiviteyi bir rahatsızlık olarak tanımlayıp çocuğu siz küçük yaştan alıyorsunuz, ilaça bağımlı hale getiriyorsunuz. Evet. Yani kesinlikle ailelere tavsiyem, yani çocuğunuz hiperaktifse onunla biraz siz kendiniz ilgileneceksiniz. Biraz onunla beraber oynayacaksınız ama bunu alıp da bir hastalık olarak tanımlayanlara kanmayın. Ve çözüm ilaç değil diyorsunuz. Çözüm Sayın ilaç hocam, asla değil yani. Bir reklam arası verelim. Ondan sonrasına da çok güzel ve önemli konularımız tabii, kaldı. Elbette. Onları tartışalım. Efendim bizden ayrılmayınız. Tekrar merhaba. Kanal 34'te seçim özel programındasınız ve konuğumuz Sayın Prof. Dr. Mete Gündoğan. Sayın hocam ilk bölümle ilgili çok ilginç iletiler aldık. Bunun bir tanesini özellikle benim için de ilginç olacak. Çok kısa olmak kaydıyla size bu soruyu sormak istiyorum ama sizden ricam çok kısa bir yanıt çok olacak. Çok kısa o zaman birkaç cümleyle. Evet, Sayın Yunus Ekşi. Sorusu şu, diyor ki mevcut olan faizleri ortadan kaldırmak için özel bankalara nasıl bir statü vereceksiniz, yatırımları nasıl destekleyeceksiniz? Şimdi bunu aslında çok detaylı olarak bu soran arkadaşlara bizim web sitelerinde takip etmelerini tavsiye ederim. Ama bunu şöyle, bu soru çok soruluyor, buna benzer bir soru. Evet. Bir kere mevcut yapı hiçbir zaman değişmeyecek. Biz sadece paranın, var olan cebime koydum kağıt paranın, dolaşımda olan paranın borç olarak değil ölçü birimi olarak yazılmasını sağlayacağız. Bu bir. Merkez Bankası ve bankacılık mekanizması içerisinde birkaç değişiklikle faizi sistemden çıkaracağız. Yani şu anda faizi sistem üretiyor. Kurmuş olduğumuz sistem isteseniz de istemeseniz de nitekim yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tut, hepsi faize karşı değiller mi? Karşılar evet. Hesapta ama 170 milyar dolar faiz ödettiriyorlar bize bu sistemden dolayı. Bu sistemden kaldırdıktan sonra Ahmet Mehmet'e faizle para vermiş. Bu bizi ilgilendirmiyor. O ikisi arasında bir şey. Ama sistem olarak faize dayalı olmayacak, borca dayalı olmayacak demek bu. Bankalar yine nasıl kredi veriyorlarsa yine kredi vermeye devam edecekler ama verdikleri para bir ölçü birimi olarak ve borç olmayacağı için yani direkt olarak para üretime girmiş olacak. Paranın karşısında mal çevirdiği paranın mal ve hizmet olacak. Devlet ya da Merkez Bankası paranın istikrarını savunacak. Fiyatın değil yani. Evet. Dediğiniz gibi bunu detayını sizin web sayfalarınızdan takip ederek öğrenebilirler. Tabii burada yani belki şöyle bir algı olmasın yani işte yepyeni bir şey söylüyoruz bütün her şey değişecek. İşte bu sistem gidecek başka bir sistem. Hayır. Yine mevcut mekanizma nasıl çalışıyorsa çalışacak. Bütün bu zamana kadar yapılan iyilikler mesela bu zamana kadar diyelim ki
Mevcut hükümet ve hükümeti destekleyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ne diyorlar? İşte şunlar yapıldı, bunlar yapıldı, havaalanları, yollar, köprüler, barajlar falan. Ne kadar sayarsanız sayın, bunların hepsi borçsuz da yapılabilirdi. Evet. Sayın hocam, ben bir başka başlığa geçmek istiyorum ama size bir şey söylemek istiyorum. Benim çok sevdiğim, büyük değişimlere tanık olmuş bir büyük annem vardı. Onun en çok şaşırdığı iki şey vardı. Evet. Birincisi televizyon, bir türlü o kutuya ısınamadı, anlayamadı. Bir ikincisi de neydi biliyor musunuz? Hep derdi ki, şu dağlardan akan sular nasıl oldu da bu şişenin içine girdi ve ben bunu parayla içiyorum. Bir türlü buna alışamadı. Evet. Ne dersiniz? Temiz suya ulaşmak, temiz su sahibi olmak temel haklardan birisidir. Temiz bir Elbette, çevrede yaşamak. elbette, elbette. Siz bir başlık koymuşsunuz, demişsiniz ki suyun ticarileştirilmesi. Bunu şu nedenle söylüyorum. Bugün karbon enerjisine dayanan üretimde, yani petrol ve petrol ürünlerinden söz ediyorum, kadar gelecekte temiz suyun da çok önemli olacağını biliyoruz. Çevrenin bu Elbette. kirlilik Evet. hızına baktığımız zaman su petrol kadar değerli bir doğal kaynak haline gelecek. Siz bunu çok güzel bir başlıkla ifade etmişsiniz. Demişsiniz ki suyun ticarileştirilmesi. Evet. Başka ne demek istediniz? Demek istediğimiz işte sizin söylediğiniz, aslında özetlediğiniz şey, bugün yine para kısıtı haline getirildi. Şimdi ben buraya her zaman referans vereceğim. Yani mevcut BDPS karesi dediğimiz bütünleşik sistemden dolayı para kısıt haline getirildiği için suyumuzu iki türlü ticarileştiriliyor. Birincisi Evet. suyu enerji olarak kullanmak istiyor. HES diye küçük Hidroelektrik hidroelektrik santrallerden söz santrallerini ediyoruz. koyuyorlar. Evet. Bütün dereleri kurutuyorlar. Ve halk bizim derelerimizi kurutuyorsunuz diye isyan ediyor. Ben isyanlarına tepeden tırnağa destek veriyorum. Evet. Ben bir HES kurulacak olan bir yerde yaşasaydım ben de dirinirdim. Kepçenin önüne yatardım. Bu iş nereye gidecekse gitsin. Çünkü bizim en doğal hakkımız, Cenab-ı Allah'ın bize lütuf olarak tepeden indirmiş olduğu yağmuru, toplandığı birikim yerlerini birileri geliyor, kapatıyor. Ve buradan ben elektrik üreteceğim diye öyle bir zincir oluşturuyorlar ki kaynağından alıyor borularla oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ondan sonra da şişeleyip satıyorlar. Peki bu suyun ticarileştirilmesi o kadar önemli bir şey ki sizin dediğiniz gibi çevre kirlenmesinden dolayı yarın bir gün temiz suya ihtiyacımız artacak. Evet. Arttığı noktada iki yerden biz vurulmuş olacağız. Yani yorulmuş olacağız ya da. Bir tanesi siz bunu enerji için kullanıyorsunuz ki o da ayrı bir başlıktır. Enerjide hakikaten %60 dışarıda bağımlı hale gelmişiz. İkincisi siz bunu ticari hale getiriyorsunuz, parayla satar hale getiriyorsunuz. Halbuki su en doğal insan hakkıdır. Herkesin erişmesi gerekir. Su için mesela suya ödediğimiz parayı aslında biz suyun kendisine ödemiyoruz. Neye ödüyoruz? Şişenin kendisine ödüyoruz. Çünkü suyu siz Yani su değil, hizmet satın alıyoruz hizmeti oradan. satın alıyorsunuz. Siz bu hizmetin bedelini bu şişenin parasını alabilirsiniz belki eğer bir şişelemek gerekiyorsa ama asla bu suyun kendisini parayla satamazsınız. Yani halkın buna direnmesi lazım. Bu bir isyana vesile olması gerekiyor. Bakın Güney Amerika'da o kadar ileri gittiler ki bu suyu alanlar Evet. ve şuna kadar geldiler, devlete gittiler. Dediler ki efendim yağmur yağan insanlar çatılarından, oluklardan depo yapmaya başladılar. Çatıya yağmur yağıyor, o depoya gidiyor. Bu suyu ticaretleştiren şirketler devlete müracaat etti. Dediler ki efendim dediler siz bu su bizim suyumuz. Normalde siz bunu depoda toplamasaydınız yeraltı kaynağı olarak gelecekti. O da benim satın aldığım şey. Dolayısıyla bu depoların hepsini sökmeniz gerekiyor, bırakmanız gerekiyor diye bunu itiraz ettiler. Halk isyan etti. Sokaklara döküldü, şirketi her türlü şeylerini yaktılar. Anca devlet geri adım atabildi, attırdılar yani. Evet. Şimdi insanlar zannediyorlar ki efendim işte ne güzel yani oradan bir enerji üretiyor. Ya, o bir ayrı başlık bizim onun oradan elde edebilecek yani suyun ticaretleştirilmesine vesile olan o HES'lere, o küçük HES'lere
Derelerimizi kurutan estere ihtiyacımız var mı? Bu bir. İkincisi, bu çevrede sadece biz yaşamıyoruz ki, oradaki diyelim ki balıklar, börtü, böcekler, doğal örtü, bitkiler, bunların da hakkı var. Yani biz çevrede oradaki diyelim ki bir kuşun hakkına müdahale etme hakkını nereden buluyoruz kendimizde? O kuşa sormadık ki biz, ya biz burada bu derenin suyunu kapatıyoruz. O Tamam. kuruduğu zaman oradaki yığınla şey örüyor, küçük küçük Evet. böcekler örülüyor. Yani bunun ticarileştirilmesinin önüne nasıl direnilmesi gerekiyorsa direnilmesi gerekir. Ben buradan sizin vesilenize bu kanaldan HES'lere karşı direnen bütün vatandaşları tebrik ediyorum ya. Sonuna Evet. kadar da arkalarındayım ya. Destekliyorsunuz. Ben de bu konuda sizinle aynı görüşteyim. Çok bilindik ama şimdi yeri geldi isterseniz söyleyelim. Biz doğayı babalarımızdan miras almadık. Çocuklarımızın emaneti olarak Tabii bu taşıyoruz. şuurlandırmak için, insanları bilinçlendirmek için Geleceğe bu tür taşımak şeyleri, zorunluluğunu. evet bu tür şeyleri konuşuyoruz. Çocuklarımıza emanet aldık diyoruz ya. Evet. Ha işte orada tekrar BDPS KRS'ye geleceğim. Parayı kız Evet. haline getirmişsiniz. Evet. 30 yıl çocuklarımızı borçlandırmışsınız. 2045'te Sayın Başbakan, Sayın Cumhurbaşkanım, 2045'te geri ödenmek üzere borç alıyorsunuz. 2045'e kadar doğacak olan herhangi bir çocuğa sorma hakkınız var mı? Doğmamış çocuğu borçlandırma hakkını kim veriyor size Allah aşkına? Bu sistem. Bu sistemin üzerine gitmeden, bunu değiştirmeden faiz lobisiyle mücadele ediyorum lafınız Hasta tiyatral bir kalır. laftan öteye gitmez. Evet. Söylenecek söz bulamıyorum. Söylediklerinizin hepsi yaşamsal önem taşıyan, değer Evet. taşıyan, müdahil edilmesi gereken Kesinlikle. alanlar. Evet. Gelelim sağlıklı bir çevreden sonra sağlıklı mekanlara. Bu çevreyi bozarak, yıkarak kurduğumuz kentlere, kentleşmeye, yerleşimlere. Bu konuda da herhalde söyleyecek bir sözünüz vardır Yani bu hocam. konuda söyleyecek benim değil, sadece Evet. şu İstanbul'da dolaşan herkesin sözü vardır. Şimdi Yani. hazır sözü İstanbul'a getirmişken biz Kanal 34 olarak aslında bir İstanbul kanalıyız ama uydudan yayın yapıyoruz. Üstelik bir de Ero 34 kanalımız var. Yani biz artık tüm dünyaya açılmış bir kanalız. Evet. Ama İstanbul ve İstanbullu olma geleneğini de bir biçimde götürüyor olmak istiyoruz. İsterseniz bu kent ve çarpık kentleşmeyi 13 milyon insanın yaşadığı bu mega kent üzerinden tanımlayalım. Olur mu? Elbette, yani siz öyle bir kere bu kenti tasarlamadınız. Evet. Bu kentte insanların iyi bir şekilde, yani sağlıklı bir şekilde nasıl yaşatacağız bu insanları, böyle bir tasarımınız olmadı. Ne yaptınız? Var olan yapıyı dikine yükselttiniz. Elinizde inşaat imkanları var. İnşaat sektörü zaten bir hükümeti, yani vezir de edecek, rezil de edecek sektörlerin başında geliyor. Özür diliyorum, burada bir şey sormak istiyorum. Genellikle şöyle bir ifade kullanılır, ekonomiye de kafa yorduğunuz için soruyorum. İnşaat sektörü lokomotif bir sektördür. Hem istihdam açısından, hem artı değer açısından, hem rant yaratma açısından ekonomik olarak inşaat sektörünün desteklenmesi doğrudur. Örneğin bu biraz da TOKİ'lerin de mantığı. Katılır mısınız? İnşaat sektörü lokomotif sektörlerden biridir. Ama daha önemlisi, siz yaptığınız inşaatın içerisinde yaşatacağınız insanı nasıl yaşatacaksınız? Kimi koyacaksınız? Siz, İhtiyaca yani göre siz bir ihtiyaç mekanlar. planlaması yapmadınız. Evet. Mesela kentsel dönüşüm yapılıyor, değil mi? Evet. Siz ne yapıyorsunuz? 2 katlı, 3 katlı, 5 katlı yerleri yıkıyorsunuz. 40 katlı yer yapıyorsunuz. Bunun altyapısı buna uygun mu? Aynı altyapı aynı sokaktan geçiyor. Aynı sokakta, aynı sokağa paylaşan, diyelim ki 2 tane blok, 5'er katlı 2 bloğu yıktınız, 20'şer katlı yaptınız. Ama borular aynı, çapları Ama aynı, borular sokak büyüsünü de aynı, sokak aynı. sokak aynı, Aynı trafik felç. hacme, siz diyelim ki 5 kişi yaşarken bunu çarptınız 10'la 50 kişi getirdiniz. Yani burada diyelim ki siz evinizde 5 kişi yaşıyorsunuz, 2 oda bir salon, ev size yetmiyor. Bir anda düşünün ki 50 kişi oldunuz. O evde nasıl yaşayacaksınız? Tıkış tepiş şu anda yaşadığımız gibi.
arabalar olsun diye getirdiğiniz arabaları tüketici kredileriyle insanlara verdiniz. Şimdi geçen bir firma araştırma yapıyor. İstanbul'da bir aylık şeyini koyuyor, yani göstergelerini falan. Bir ay içerisinde arabaların gittiği ortalama hız nedir diye. Ne kadar? 24 kilometre saat buluyor. Yani bisiklet hızıyla gidiyoruz. Bisiklet hızıyla gidiyor. Çok ilginç. Yani ne kadar siz böyle zannediyorsunuz ki o büyük... 5 vitesli arabalarla... 5 vitesli arabalar... 4 şeritli yollarda meğer biz bisiklet hızıyla gidiyoruz. Ortalamaya vurdunuz bisiklet hızıyla. Çok ilginç. Evet. Dönüp de baktığınızda bu kadar insan... Yani siz bisiklet kullanma imkanı sağlasanız, bisiklet yolları yapsanız, motor bisiklet yolları yapsanız, insanlar bu kadar arabalardan ziyade bunlara yönelseler şehri daha çok rahatlatmaz mısınız? Hem evet. Bu binalar nedir Allah aşkına ya? Bu kadar biçimsiz İstanbul'un silüetini bozuyor diyor. Hem kendiniz şikayet ediyorsunuz. Tabii böyle bir ironik bir durum da var. Evet. Hem kendiniz şikayet ediyorsunuz. Hem de şikayet ettiğiniz şeyin altında beyefendi sizin imzanız var. Efendim benim bir zat imzam yok. İyi de senin yetkilendirdiğin adam imzası var. Bu devlet dediğimiz şey bir bütün değil mi? Aşağıdaki memur imza atınca beni ilgilendirmez işte aşağıdaki memur attı mı diyeceğiz yani. Bu noktada hepsinin imzası var. Fırat'ın kenarındaki koyundan bile kendini sorumlu hisseden yöneticilerimiz de oldu. Değil bir alt birimde çalışandan sorumlu olmamak nereden nereye geldiğimizin de bir örneği. Şimdi Hatice Hanım yani benim tam yarama bastınız. Yani bunun bastınız yarama. Ben size burada bir hadis, bir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında, bir Hazreti Ömer zamanında bir portre anlatmak istiyorum. Buyurun efendim. Sözünüzü. Hazreti Ömer bir gün oğlu Abdullah'ın develerine bakıyor. Evet. Onun develeri semiz, daha besli falan. Diyor ki senin develerin nasıl diğerlerinin develeri zayıf, cılızken seninki nasıl semiz oldu? Etraftan araştırınca bakıyor ki onun oğlu işte halifenin oğlu olduğu için sağda solda mesela her yer bahçesini açtı insanlar onların o develerin o bahçelerde otlamalarına vesile oldu. Halifenin oğlu ya. Evet. Gitti insanlar karışmadı. Onun develeri semiz oldu. Ne yapıyor Hazreti Ömer? Oğlunun bütün develerini Beytulmal'a gelir olarak yazıyor. Yani hazineye gelir irade ediyor. Benim bir hayalim var ya. İdareciler hangi şeyde olursa olsun, hangi seviyede bunların birinci derecede akrabaları bunlar ayrılırken görevde kazançlarının da hesabını versinler. Eğer idareci olduklarından dolayı bir kayırma söz konusuysa onlar da gönüllü olarak ya Hazreti Ömer böyle yaptı madem bize de böyle yapmak düşer desinler. Fazla kayırmadan dolayı elde ettiği kazançları da hazineye versinler. Hazine de bütün millete aktarsın. Tabii biraz... Bu hayalim. Evet. Yani ama bunu... ben tahmin ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Başbakanımız da kendileri de Hazreti Ömer'i çok severler. Bu tavsiyeyi... uyumak için ellerinden geleceğini yapacaklardır yani yapmak isteyeceklerdir evet. diye düşünüyorum. Ben de bir vatandaş olarak bu demokratik özellikle hukuk devletinde hukukun yasalarının en adil şekilde herkes için ama herkes için hiçbir kimliğe dokunulmazlığa sığınmaksızın tabii, kesinlikle. Yerine getirmesini istiyorum. Kesinlikle. Sizin gerekçeniz bu ama benim de vatandaş olarak gerekçem kim olursa olsun yasaların karşısında hesap verebilir kesinlikle olabilsin. Kesinlikle yani herkes yasaların karşısında başım dik alnım açık olsun diye hiçbir şeye sığınmadan... Evet. Evirmeden, çevirmeden hesabını verebilir olması gerekiyor. Evet. Vatandaş nasıl veriyorsa herkes verebilmesi lazım. Yani. Evet. Şimdi ben yine bir başa döneceğim. Sizden bir şey öğrenmek istiyorum. Bu daha önce söylediğiniz BDPS ve KRS dediğiniz sistemde faizler ve vergilerle ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi bu sistemin kendisinin ürettiği faizleri biz... yok ediyoruz yani evet. Çünkü mevcut sistem siz ne düşünürseniz düşünün ister Müslüman olun ister Hristiyan ister Yahudi bunların hepsinde de faiz haramdır yani yasaktır. Evet. Bu sistem bu faizi üretiyor. Bu sistem kalktıktan sonra
faizler ücretlere, fiyatlara yansıtıldığı için şu anda da yaklaşık üçte biri faiz olduğu için fiyatlarda bir anda üçte biri ucuzlama olur. Artı vergi, siz topladığınız vergilerin hanımefendi %70'ini Türkiye'de dolaylı vergilerden alıyorsunuz. Evet. Nereden alıyorsunuz? ÖTV, KDV, MTV. Özellikle devlet memuru da haberi olmadan ödüyor bunu. Maaşından fiçi sorulmadan. Ben devlet memuruyum ve bana kimse sormuyor. Şu kadar vergi ödeyeceksin diye evet. Baştan kaynağından kesiyorsunuz. Yani. Evet. Bunların hepsinin ATV, mesela akaryakıt tüketme. Evet. Bunların hepsinin kaldırılması gerekiyor. Ki akaryakıttaki verginin ve diğer kalemlerin kalkmasıyla dünyanın en pahalı benzinini kullanan bir ülke unvanından ben vazgeçmeye razıyım. Yani elbette yani bu kadar dünyanın en pahalı benzinini kullandığımız gibi bu vergilerin şimdi dolaylı vergilerin hepsinin kalkması lazım. Hiç dolaylı verginin hiçbirisinden kalmayacak. Yani tartışma bile götürmez. Bir de normal olarak aldığınız vergileri hakikaten almak mecburiyetinde misiniz? Evet. Sürekli vergi olmaz. Vergi piyasada ne kadar mal ve hizmet varsa onu çevirecek kadar parayı tutuyorsunuz ya. Paranın denklik miktarını kontrol için kullanılır. Bazen vergileri almazsınız, bazen de dersiniz ki önümüzdeki yıl şu 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 kalemlerden vergi alacağım. Bir yıla mahsus. Her zaman bu nedir ya, biz yani köle gibi vergilere abone yapmış bizi devlet yani. Bu ama mantık yanlış bir mantık. Sizin yanıldığınız bir şey var Sayın Hocam. Pırlantadan vergi almıyoruz. Benzinden çok alıyoruz ama pırlanta alıyorsunuz, vergi vermiyorsunuz. Valla hiç pırlantam olmadı yani onun için. Bilemiyorum 77 milyon pırlantaya ulaşımı, erişimi nedir, ne kadar gereklidir ama pırlantadan. Şimdi yani, çok devlete haksızlık etmeyelim, pırlantadan yani vergi almıyor. Evet, latife kısmı güzel evet. Bir kısım ama evet. Yani dolaylı vergiler olmaması gerekiyor. ATV, ÖTV, MTV neyse. Artı bir de sürekli siz vergi alamazsınız efendim. İhtiyaca binaen alınır. Siz ihtiyacınız varsa alırsınız ama evet. Şu anda devlet ne yapıyor? Sürekli dolaylı vergi koyuyor çünkü o kolay, kaynağından kesiyor alıyor. Artı yetmiyor. Gidiyor 2045'e kadar herkesi borçlandırıyor. Kimseye de bir şey sormam. En büyük haksızlığı da şu anda doğmamışlara yapıyor. Onlar dönüp de çok çok affedersiniz. Allah sizin cezanızı versin. Ben bunun nimetimi mi gördüm ki beni borçlandırmışsınız deseler yerinde olur mu olmaz mı? Bunu şu anda borçlandıranlar iyi düşünmesi gerekir. Evet. İnsan bunun için söylüyorum. İnsanın arkasında hayırla yad edilmesini istemez mi? Vallahi ben hadi bir biçimde vergiyi vermeye razıyım ama istediğim ikinci bir şey var, bir talebim var yine sade bir vatandaş olarak. Verdiğim verginin yol su elektrik olarak da bana dönmesini istiyorum. Verdiğimiz vergiler ve borçlar faizlere gidiyor. İşte, onun için ben bir kere bu faizlere, bu vergilere razı değilim. Ödemek de istemiyorum. Evet. Niçin ödenmemesi gerektiğini de çok kolay bir şekilde anlatırım. Evet. Siz bir avuç küresel rantiyeci, küresel elite hizmet etmek için bu sistemi yaşatıyorsunuz, koruyorsunuz yahu. Biraz insanda akıl izan olur yani. Siz buna mecbur değilsiniz. Mecburmuşsunuz gibi öğretilmiş çaresizlik içerisinde yaşıyorsunuz yani. Bu yanlış bir şey. Seçeneğimiz var, çözümümüz elbette seçeneğimiz var, var yani. Ve bunu mecliste Bağıra bağıra söylemek istiyorum. Tek bir amacım var. Her zaman söylüyorum. Benim tek bir amacım var. Bu millete hakkı olanı alması için bu milletin gönlünde bir isyan ateşi tutuşturmak. Çok güzel. Efendim Sayın Kanal 34 izleyicileri, sayın adaylarımız, eğer sizin de söyleyecek bir çift sözünüz varsa kanalımız, mikrofonlarımız, kameralarımız sizin hizmetinizde. Bizi arayarak istediğiniz zaman buraya gelip kendi görüş ve düşüncelerinizi ifade edebilirsiniz. Hocam son soru. Burada bir şey söyleyeyim ben. Buyurun az önce efendim. Atladım, belki unutuldu. Buyurun, mesela buyurun. Bu enerjiyle ilgili dedik. Yani bu HES'ler ve enerji piyadı. Evet. Bugün %60 enerjide bağımlılığımız artmış ve enerjide de doğal gaza bağımlılığımız artmış. Ama diğer taraftan biz dünyanın jeotermal potansiyeli açısından 7. ülkesiyiz.
Kaynak olarak. Kaynağı olarak, jeotermal kaynağı olarak dünyanın yedincisiyiz. Büyük nimet. Çok büyük bir nimet. Jeotermal kaynağı kullanarak elektrik de üretebiliriz, başka şeylere de üretebiliriz. Bunlardan hiçbir şeyimiz yok. Faydalanma kabiliyetimiz yok. Ve bizim ülkemiz olarak 7 mevsim, yani 365 bin gün güneş alan bir ülkeyiz. Evet, güneş panelleri, güneş enerjisini kullanabiliriz. Bundan haberimiz yok, bundan faydalandığımız yok. Kaldı ki biz enerjimizin %40'ını konutlarda kullanıyoruz. Her kendi konuda, enerjisini üretebiliriz. Her konuta siz güneş enerjisini kullansanız, şu anda 60 milyar dolar para veriyorsunuz. Bunun %40'ı ne yapar? 6 kere 24, yaklaşık 24 milyar doların cebinizde olur. Cenab-ı Allah'ın verdiği güneşten enerjinizi karşılarsınız. Hocam, bu konuda belki sizin de dağarcığınızda olmayabilir. Bir şey söylemek istiyorum izninizle. Sayın Ahmet Lokurlu, bu bilim insanımız güneş enerjisini den klima yapmış ve Nobel'e aday gösterilen tek Türk bilim insanımız. Yani tüm dünyayı şu an Almanya'da ismini söylememem gereken bir özel şirketi var. Ve güneş panelleriyle insanları soğutan, yani 3500 derecelik ısıyı soğutan bir makineye çeviriyor. İklimlendirme sektöründe üretimler yapıyor. Bir Türk bilim insanımız. Ben size bir isim ve daha burada, vereyim. Siz de burada karşılığını bulamıyor bu tabii, ülkede. Ben size Profesör Doktor Engin Türe hocam. Sizin dediğiniz klima, yani soğutucu olarak güneşi kullandı. Kendi özel olarak kendi imalathanesinde yaptı. Evet. Ama buna destek bulamadı. Çünkü doğalgaz olarak bir dünyada var olan doğalgaz lobisine mevcut yönetim teslim olmuş. Hiçbir alternatife hayat hakkı bırakmıyor. Ne olacak? Ben başka insanlar da verebilirim burada. Çıkıyorlar kendileri, güneş evleri kuruyor. Mesela Eren Çelik Gezgin hocam var. Yalova'da kendisi bütün güneş enerjisinden hem evini ısıtıyor, hem işte her türlü ihtiyacını gideriyor, seralarını kuruyor. Hiçbir şeye ihtiyacı yok dışarıdan. Ve bunlar yapılabilir, bizim ülkemizde yapılabilir. Bu kentleşmeyi yeniden organize edip toprakla insanımızı buluşturabiliriz. Ama hayır, biz ne yapıyoruz? Yeni bir yaşam modelimiz yeni var diyorsunuz. Yeni bir yaşam modelimiz elbette var. Bizim zaten yüzyıllardır gelen bir modelimiz var. Bizi bu kulvara sokan neoliberal politikalar oldu. Bu ortodoks ekonomi anlayışı oldu. Bu ortodoks ekonomi anlayışı da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra galiplerin tasarladığı ekonomi anlayışı. Yani biz galiplerin tasarladığı ekonomi anlayışına teslim olmak mecburiyetinde değiliz. Değiliz diyorsunuz. Yani biz Hiroşima ya da Nagasaki gibi bir atom bombası almadık ama bizim ocağımıza diyorsunuz müthiş bir neoliberal politika düştü diyorsunuz. Bizim idarecilerimizin zihnine atom evet. bombası atmışlar bunlar meğerse. Bunları diyorsunuz. Teslim almışlar yani. Evet. Hocam diyeceğim o zaman son olarak biraz da sitemle, bu nasıl demokrasi? Buradan ne çıkar? Buradan hiçbir şey çıkmaz. Buradan sadece kölelik çıkıyor işte. Evet. Gidiyoruz, mevcut yapıya teslim oluyoruz, köle oluyoruz. Yani siyasi sistemimiz de buna hizmet ediyor herhalde değil mi? Mesela seçim yasamız, siyasi partiler yasası, %10 gibi bir ucube bir barajın varlığı. Elbette. Bugün mevcut parlamentonun oluşan aritmetiği ve 7 Haziran'daki seçimden sonra beklediğimiz istikrar adına katlandığımız bütün bu yapının aslında bir istikrarsızlığa neden olacağı ki bir koalisyon beklentisi var. Dediğim gibi özellikle HDP partisinin de meclise girip girmemesiyle değişen, belki 2 yıl sonra sizinle tekrar bir aday olarak daha burada program yapacağız. Bir erken seçim olasılığından da söz ediliyor. Yani asıl olan seçime kadar, seçim sonrası Türkiye'nin durumu. Biraz da bu konuyla ilgili öngörünüzü öğrenebilir miyiz? Şimdi bu seçim sistemiyle ilgili epey çalışma yapmıştım geçmişte. Bu seçim sisteminde en çok dikkat, yani bir seçim sisteminden iki beklenti var. Birbirlerine zıt iki beklenti bunlar. Birincisi temsilde adalet, ikincisi yönetimde istikrar. Siz temsilde adalet yapayım derseniz çok parçalı bir yapı çıkıyor. Yönetimde istikrar olmuyor. Yönetimde istikrar yapayım derseniz bu sefer temsilde adalet olmuyor. Mevcut yapıda olduğu gibi. Evet. Fakat bütün bunların ötesinde benim savunduğum ve Türkiye için
en iyisi diye düşündüğüm, yani mevcutların en iyisi düşündüğüm dar bölge seçim sistemidir. Evet, ki bu 550 bir kez uygulandı tane, değil mi Türkiye'de geçmişte? Geçmişte o, uygulanmadı. Bir kez, sadece bölge barajları bölge uygulandı. Bölge barajı uygulandı, doğru. Dar evet. Bölge, 550 tane bölge yaparsınız Türkiye'yi. Her bölgeden bir tane milletvekili çıkar. Milletvekili de gelmiş olduğu bölgeyi bilir. Ha bunu kabul etmez mevcut siyasal yapı. Neden kabul etmez? O zaman genel başkanların tahakkümü ortadan kalkıyor. Çünkü bir genel başkan bugün aldığı zaman listeyi eline istediği adamları yazıyor. İstediği gibi örgütünü manipüle edebiliyor, istediği gibi yönlendirebiliyor. Yani gerçek bir demokrasi, demokrasi eşittir seçim diyor isek eğer, burada ne gerçek bir seçim var ne de gerçek bir demokrasi var. Şimdi demokrasi tartışmasını ayrı yaparız ama buradaki mevcut durum bu. Yani mevcut partilerin genel başkan ve etrafındaki yani ileri giden kadrosu, ileri gelen kadrosu onlar tanzim ediyorlar bütün partiyi, bütün vekilleri. Onlar politikaları belirliyorlar. Onların işine gelmez. Ama milletin işine gelir. Neden? Doğruları bir vekil kendi bölgesinden çıkıp geldiği zaman bir başında herhangi bir siyasal baskı hissetmez. Evet. Benim der ben tabana karşı sorumluyum. Onlara bir söz verdim. Bu sözleri yerine getirmek için ben bu fikirleri savunacağım der. Yine hükümet kurulur. Belki bir iki seçim sonra oturur ama bu daha sağlıklı bir yapı oluşturur diye düşünüyorum. Ben de demokrasiyi aslında şöyle de tarif etmenin doğru olacağını düşünüyorum. Bütün yapıların, toplumdaki her katmanın temsiliyetinin, adil bir temsiliyetinin olabiliyor olması. Oysa belli bir kesimin parlamentoda ifade edilebiliyor olması, kendini ifade edecek ifade ve karar alıcı alanlara ulaşamamasından şikayetçi. Bunu şunun için söylüyorum. Örneğin kadınların siyasete katılımı yetersiz. Evet. Gençlerin siyasete katılımı yetersiz. Zamanla meclise baktığınız zaman sizinle daha önce de konuşmuştuk. Mühendis ve mühendisler grubu tarafından yönetildik. Bir dönem hukukçular oldu. Yani bu böyle bir türlü önce sistemi gibi oligarşik olan dayanışmayla yürüyen bir siyasi sistem. Yani kendi aralarında top çeviren bir yapı var. Bunu kırıp halkın kendi iradesinin gerçekten meclise yansıtan bir sistemin ve yapının olduğunu söylemek gerçekten zor. Adil bir temsiliyet henüz yok. Bunu şuradan da anlayabiliyoruz. Şu an Türkiye'de en son baktığım rakam 92 partiydi. Bir ülkede neden 92 parti kurulur ve bunun sadece 4 tanesi mecliste temsil edilir? Biraz daha trajik olan bir şey söyleyeyim. Bunun 32 tanesinin, kurulmuş olan partinin 32 tanesinin sıfır üyesi var ve içinde adalet sözcüğü, kalkınma sözcüğü, milli sözcüğü geçen parti sayısı diğer sözcüklerden daha fazla. Evet. Çünkü bunların hiçbirinin tam olarak tesis edilebildiğini, oluşabildiğini söylememiz mümkün değil. Yani mevcut yapımızın bu kadar büyük, bu kadar güzel ve doğal kaynakları bu kadar zengin olan bir ülkeyi idare etmekte yetersiz. Ama hocam sizden bir ricam var. Sakın sözü başkanlık sistemine getirmeyin. Bu sistemle olmuyor, artık başkanlık sistemiyle yönetilmeliyiz demeyin diyeceğim ama biliyorum ki siz hayır, başkanlık sistemi daha iyi diyeceksiniz. Neden? Bir şartla. Buyurun. Yani mevcut borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemi BDPS, KRS değişmediği müddetçe başkanlık sistemi olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben özellikle bunu altını çizmek istiyorum. Evet. Bu sistem değişmediği müddetçe siz hangi sistemi, siyasal sistemine yönetirseniz yönetin, esas yönetenler finans kapitali olacak. Hocam ben bu dolayısıyla ben başkanlık sistemine taraftarım ancak bu sistem değişmesi şartıyla. Anladım. Bu mevcut BDPS karesi değişmediği müddetçe
Hiçbir şey fark etmez. Anladım. Hocam çok özür diliyorum. Sevgili izleyicilerimize bir haberim var. Biz programımızı belli bir süreyle sınırlandırdık ama siz o kadar güzel konuşuyorsunuz ve sizinle ilgili o kadar çok telefon alıyoruz ki. Öyle mi? Ben rejideki arkadaşlarım bana yayıncılık diliyle sakın bitirmeyin, hocamın anlatacak her nesi varsa bunu anlatalım, izleyiciler duymak istiyor diyor. Size programımızın süresinin biraz uzadığını hem size bildirmek hem de sevgili seyircilerimizin bu ilgisine de teşekkürlerimi bildirmek için sözünüzü kestim. Ben de teşekkür ederim. Buyurun, zaman benim kısıtlılığım da biraz ortadan kalktı, zaman kısıtlılığım söz sizin. Şimdi aslında başkanlık sistemi, madem ki konuşuyor, başkanlık sistemi yani mevcut sistem dediğimiz zaman, mevcut nedir bu sistemin köklerine baktığımızda, bu sistemin kökleri aslında bizim kendi köklerimize ait değil, Anadolu'ya ait değil. Bu batıda yapılan tartışmaların mevcut parlamenter sisteme, kuvvetler ayrımı dediğimiz sistem aslında bizim ithal ettiğimiz, batıdan ithal ettiğimiz doğamıza da uymadı diyorsunuz. Yani bizim doğamıza uygun değil. Oradaki tartışmalar neydi? Orada büyük bir monarşi vardı. Evet. Monarşinin karşısında Hobbes ve Montesquieu'nun çalışmalarıyla ne dediler? Ya bu monarşi vatandaşı sömürüyor ve kategorize ediyor, aşağılıyor. Ne yapmamız lazım? Biz acaba monarşiyi, yani bu monarşi mutlak güç. Evet. Bu gücü üçe bölebilir miyiz diye. Bu üçe bölersek, üç başlı yaparsak bunu, ki yani Leviathan diye Hobbes'un bir kitabında bunlar tartışılmıştır. Leviathan nedir? İncil'de geçen bir su canavarının adıdır. Üç başlıdır. Üç başlı olunca vatandaş, üç baş birbirleriyle tartışırken, onlar kendi aralarında mücadele ederlerken vatandaş nefes alacaktır, rahat edecektir. Çok özür dilerim hocam. Bütün düzeydeki diyeceğim ya da bilgi ve deneyim içeren izleyicilerimizin de ihtiyacına yanıt verebilmek için isterseniz şu güçler ayrılığı dediğimiz, üç başlı dediğimiz yasama, yürütme ve yargının arasındaki ilişki ya da ilişkisizlikten söz ederek isterseniz konuşmaya devam tabii, edelim. Tabii yani hatırlatınız iyi oldu. Üç başlı dediğimiz mevcut yapı bu, ben devlet anladım yapısı, ama bunu açmakta yarar devlet var. Devlet yapısı üç baş üzerine oturuyor deniyor. Evet. Yani nedir bu işte? Hatta şu da söyleniyor, bu üç kurum yani yasama, yürütme ve yargının bağımsız olması birbirine, birbirleri içinde aynı zamanda bir otokontrol uyguladığı da söyleniyor. Yani bu bağımsızlık aynı zamanda sistemin de bir otokontrolüdür. Deniyor. Deniyor. Ben inanıyorum. Baştan şerhimi koydum ama siz inanmıyorsunuz ama argümanlarınızı bilmek istiyorum. Tabii siz yani hakikaten bunların bağımsız olduğuna kabul ettiğiniz için inanıyorsunuz. Tabii. Ama ben baktığım zaman, şimdi böyle dürbünü alıp da içine baktığım zaman, şimdi bana söylenilen benim genel bir yaklaşım metodum vardı. Evet. Biri bir şey söyleyecekse söylediği kelimenin orijininden itibaren her şeyin tutarlı olmasını isterim. Siz diyorsunuz doğal ki 3 tane, evet bu tutarlıysa ondan sonra iddiaya bakarım. İddia burada geçerli mi? Şimdi siz diyorsunuz ki bir makina var, makinede 3 tane piston var. Bu basıyor, bu çıkıyor, bu basıyor. Bunların üçü de birbirleriyle şu şekilde ilişkili. Önce ben bakarım 3 tane piston mu var gerçekten? Yani çok temel, o 3 tane piston var diyor ama belki 3 tane değil, ben 5 tane göreceğim. Ben kendim görmem lazım. Bir mesela çok daha basit. Biri dese ki ya bindiğin arabanın kaç tane tekerleği var? İnip sayarım diyorsun. İnerim aşağı tek tek bakarım. 1, 2, 3, 4. Evet, pozitif bilim yani, bunu böyle söyler. Şimdi yasama, yürütme, yargı diyoruz değil mi? Evet. Yasama dediğimiz parlamento. Evet. Peki yürütme dediğimiz ne? Bürokrasi diyelim. Hükümet. Evet, hükümet ve ona bağlı çalışan yapılar. Bunun hükümeti, ona bağlı çalışan yani neticede hükümet. Evet. Peki hükümeti kim seçiyor? Nerede seçiliyor hükümet? Parlamentoda. Yasamayla yürütme aynı madalyonun iki yüzü. Bir tarafta yasama dediğiniz şey, onun içerisinden çoğunluğun oyuyla hükümet çıkıyor. Yani siz şimdi yani hükümet, yürütme, yasamaya aykırı öyle kanunlar yapılıyor ki, torba kanun diye bir şey icat oldu. Torbanın içerisinde her şey yani var. Şey torbası şey gibi var. Maşallah böyle yani
neyse benzetme yapmayayım. İçerisinden ne atarsan elini. Aşureye benzetelim yani, tatlı bir şey olsun. Olayı yumuşatalım. Ne atarsan çıkıyor. Biraz. Torba kanunu diyorsun, içerisinde her şey çıkıyor. Evet. Neden yürütme mesela bir şeye takılıyor. Şimdi bunlar bağımsız güya. Evet. Bir şeye takılıyor diyor ki efendim şu kanunun şu maddesini değiştirmemiz lazım. At bakalım torbaya onu. Bekliyor, o torbada o kanun çıkıyor. Şuradan bir virgül değişecek. Sayın hocam biliyor musunuz bir dönemde kanun hükmünde kararname çıkarmak modaydı. Torba yasadan. O da yasama diyor ki. Kanun hükmünde kararname. O da şöyle. Bypass etmenin değil mi yani meclisiyle o kararı. Yapıyor onu. Halkın iradesini bypass etmenin bir başka yolu. O yetkiyi yasama veriyor ona. Evet. Yasama diyor ki kardeşim diyor benim diyor beni uğraştırma diyor bu şeylerle. Zamanım sen kanun yok diyor. Hükmünde karın ne zaman ne işleri varsa yani evet. Böyle. Yani kanun hükmünde kararname diye bunlar çıkar yürü diyor. Evet. Bunlara bağlı. Peki yargı? Yargının seçimleri, üst kurullarının seçimleri gene parlamentodan geçiyor. Bu nasıl oldu o zaman? Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'da belli bir yüzdeyle ya da tabii, belli bir oranda temsilci veriyor diyorsunuz. Temsilciyi veren diğer kurumları da zaten yürütme belirliyor. Diyelim ki ben parlamentoda belli bir oranda veriyorum. Belli bir oranı da filanca kurum veriyor. O kurumu da ben seçiyorum zaten yürütme olarak. Yani iç içe girmiş bağımsızlık bir şey yok. Bu tiyatro. Bize böyle söylüyorlar. Biz de çocuk gibi inanıyoruz. Ne diye inanayım? Ben gördüm baktığım zaman böyle bir şey yok. İşin orijinaline baktığımda ya nereden geliyor bu tiyatro? Nereden çıkıyor bu ifade diye. O zaman işte batıdaki tartışmaları buluyoruz yani. Hobbes'un, Montesquieu'nun kendi aralarında. Senaryonun yazarı bu misak-ı milli sınırlarının dışında diyorsunuz. Elbette oradan ithal edilmiş, gelmiş bize biri almış, tasarlamış, koymuş önümüze. Biz de bunu kabul etmişiz. Orada yazmış işte bunlar bağımsızdır diye. Ya dalga geçmeyin yani bunların bağımsızlığı falan filan yok. Evet. Ha siz bağımsız olmasını istiyorsanız bunun karşılığı dar bölge seçim sistemidir. Bunu yapabiliyorsanız. O zaman milletvekili sorgulayabilir. Şu anda siz bana söyler misiniz mesela kaç tane bağımsız sorgulayan milletvekili tanıyorsunuz? Biz milletvekilinin isimlerini bile bilmiyoruz. Genel başkan ve etrafındaki birkaç adamı tanıyoruz yani. Evet şimdi hakkını yemeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllardır bu konuda eleştirildi. Ama bu seçimde birçok yerde ön seçim yaptığını iddia ediyor. Ama akşam haberlerinden bir tanesi yanılmıyorsam izleyicilerimden özür diliyorum yanılabilirim ama sanıyorum Trabzon'daydı. Bir ilçenin örgütünün istifa ettiğini öğren haberlerde. Gerekçeleri kontenjan adayına itiraz. Şimdi bakın mevcut sistemde ön seçim falan yapmanız siz palyatif çözümler bunlar. Siz eğer yasama bağımsız ve denetimini yapacak diyebiliyorsanız bunun karşılığı dar bölge seçim sistemidir. Sıfır baraj dar bölge. Kim en çok oyu alırsa her bölgeden bir tane milletvekili gelecek. Peki hocam şunu bir pazarlık konusu yapalım. Şimdi sıfır baraj ve dar bölge sistemi dersem siz başkanlık sistemi olmasa da olur der misiniz bana? Başkanlık sistemi sizin başkan mevcut sistemin zat sistemde hali hazırda bir yani sistemin başındaki devletin başı diye ki devlet kavramını da tartışılabilir bir kavram. Evet. Çünkü onun karşılığı olmayan bir kavram. Ne diyoruz? Biz işte bunların her şey hepsine bir toplam devlet olarak devlet mi, diyoruz. Devlet mi ulus devlet mi? Yani, şimdi bakın önce devlet kavramının karşılığı yok yani. Biz neye devlet diyeceğiz yani? Bir bütüne bir toplama devlet bir diyoruz. Bir toplama devlet diyoruz da o zaman devlet biz mazoist miyiz? Kendi kendimize bu toplamın bir parçasıysak kendi kendimizi borçlandırıp duruyoruz. Ama şimdi ben devleti kendimle barışık hissediyorsam niye onun yaptığını eziyet kabul edeyim? Şöyle ki eziyet kabul edeceksiniz. Devlet sizden almış olduğu bütün vergi ve faizleri başkasına ödüyor yurt dışına. Sizi köleleştirmiş. Sizi köle yani devlet bir aktarma istasyonuna hocam, dönmüş. Hocam özür diliyorum. Yani beni devletle arama giremezsiniz ama ben sizden şunu sizin öğrenmek istiyorum. Sizin kastettiğinizi ben mevcut mekanizmayı, siz mevcut mekanizmayı evet. Devlet olarak kabul ediyorsunuz. Evet. Yani ben ona yani Galat-ı meşhur yani meşhur ifade olduğu evet. için itiraz etmeyeceğim ama evet. işin tartışma boyutuna girdiğim zaman orada itirazlarım var. Ama
başkanlık sistemi olması gerekiyor. Şundan dolayı olması gerekiyor. Siz adaleti burada bir başkan ve ekibiyle yürütme aynı şekilde devam edecek. Siz adaleti adaleti herkese uygulayacak mekanizmayı oluşturduğunuz zaman hiçbir sorun olmaz. Bugün sıkıntı adalette. Evet. Adaleti uygulayamıyoruz yani. Adalet zengine başka çalışıyor, fakire başka çalışıyor. İspatı mı? Çantamda var. 2012 yılında Maliye Bakanlığı'nın vergi uzlaşması, vergi tarhını oturup konuşmak gerekir. 1,5 milyar liralık vergiyi 100 milyon liraya anlaşmayla indiriyor maliyenin. Yani bu vergi şeyleri ya, vergi uzlaşmacıları. Siz oradaki var olan 3-5 tane firmanın vergisini kaldırıyorsunuz, onu uygulamıyorsunuz. Ama ben gariban olarak ya, diyelim ki bir şeyi ödemeyi geciktirdim. Bana vergisiyle, faiziyle, cezasıyla benden alıyorsunuz. Benim gücüm yok. Diyelim ki devlet memursam, belli bir yere maaşlıysam zaten benim patronuma yazıyorsun devlette. Diyorsun ki bunun bana borcu var. Maaşından kes, bana ver diyorsun. Ama zengin adama onu yapamıyorsun. Bu ne demektir? Bu adalet herkese eşit olarak, sizin adaletiniz topal ve kör. Evet. Eşit olarak uygulamıyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Benim itirazım, evet, mevcut sistemde bizi kandırmayın. Mevcut sistem zaten kuvvetler ayrılığı sistemi değil yani. Yani gizli bir başkanlık sistemi zaten var zaten, diyeceksiniz zaten demiyorsunuz. Elinizde. Anladığım yani, kadarıyla. Tanımlara tanım, böyle bir tanım yapmak istemiyorum. Anladım. Yani. Ama eğer bu iş düzeltilecekse bunun bir ayağı adalettir. Adalet terazisinin evet, çok doğru tartılması gerekiyor. Evet. Adaletin dışında ise devletin, devlet dediğimiz mekanizmanın iki şeye sahip olması gerekiyor. Birincisi para, ikincisi ordu. Evet. Para sahibi değilsiniz. Ordu, ordu dediğimiz insan değildir. Ordu dediğimiz savunma sanayidir. Savunma sanayinde de bağımsız değilsiniz. Yazılımlarınız o zaman siz hangi devletten, hangi şeyden bahsediyorsunuz? Güçten. Hangi güçten bahsediyorsun? Siz uluslararası finans kapitalinin acentası olmuşsunuz ya. Acentası olmak, taşeronu olmak sözcüğünü duydum ama acentası olmak sözcüğü biraz yakıştı. Yine siyasetin medyadaki gündeminden bir siyasetçimiz, hadi adını verelim, Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısında Türkiye'yi bir anonim şirket gibi yönetip yaşadığınız yeri de o şirketin binası gibi kullanamazsınız gibi bir ifade kullandı. Siz biraz buna yakın şeyler söylüyorsunuz. Hocam şuraya gelelim mi? Özür dileyerek. Çünkü ben bu başkanlık sistemine takıldım ve niye takıldım? Çünkü bundan sonra seçim sürecinde en çok sözü geçecek kavramlardan birisi. Çünkü mevcut iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi seçim söylemini bunun üzerine kurdu. Ve biz yine biraz akademik, biraz masa başı kültürüyle diyelim, başkanlık sistemi ve artı yarı başkanlık sistemi, artı bir de Türkiye'ye özel bir başkanlık sistemi. Bunu da çekince koyarak, şerh koyarak söylüyorum. Üç başkanlık sisteminden söz ediyoruz. Tam bir başkanlık sistemi, dünyada örnekleri var. Yarı başkanlık sistemi, dünyada örneği var. Ama bize özel bir başkanlık sisteminin dünyada örneği yok. Ben bu yeni Türkiye lafından korkuyorum. Bizi bekleyen yeni ne? Geçmişi, eskiyi ne zaman eskittik, ne yapmak istedik de bunu yapamadık da yenisini arıyoruz. Biraz bu başkanlık sistemlerini de ülkeler özelinde açar mısınız? Şimdi sizin bu yaptığınız tanımlarda kullandığınız kavramların altını ben bilmiyorum. Ve kavramlar üzerinden... Ama siyaset biliminin literatüründe böyle kullanılıyor. Siyaset bilimi dediğiniz şey altını çok net tanımladıktan sonra falancanın tanımı olarak karşımıza gelir. Yani herkesin genel geçer kabul ettiği bir şey olmaz. Yani dersiniz ki filancanın madde madde şu maddelerle önermiş olduğu mekanizma. Şimdi ama başkanlık sistemi tartışmalarından önce yapılması gereken tartışma mevcut borca dayalı para sistemi ve kısmi rezerv sistemini siz devam ettirip ettirmeyeceğiniz sorusudur. Anahtar bu diyorsunuz. Anahtar budur.
Bunu siz devam ettirdikten sonra sistemi ne yaparsanız yapın hiçbir manası yok. Çünkü evet. kullandığınız para bu küresel finans kapitalle yılda 170 milyar liralık faizi bizi bir avuç adama ödettiriyor ya. Ödettiriyor. Size de ödettiriyor. Sen ister cumhurbaşkanı olarak feryadı figan et, faiz lobisi bizi kemiriyor diye. İsterse devlet başkanı sıfatıyla feryadı figan et, faiz bizi kemiriyor diye. Bizim içimizde bir kurt var. Bizim içimizde bir yanlış var. Bir temel yanlış. Bu temel yanlış düzelmeden efendim sonuçla bu bunun sonucudur. Ben sonuçla niçin tartışayım? Ben başkanı sistemi derken bu sistem değişirse bunun üzerine onun müştemilatıyla birlikte kendi fikirlerimi işte kendi web sitemde metegündoğan.com'da yazdım. Bunları tartışabilirim, herkes de tartışabilir. Ama işin ağırlık merkezinde bu bizim bir kelime olarak bütünleşik bir kelime olarak söylediğimiz BDPS karesi yatar. Şimdi bunun ne olduğunu bile bilmeden tutup da bunun sonucu olarak siz başka bir şeyi tartıştırmanız demek küresel finans kapitalin kimse kusura bakmasın oyunu olarak görüyorum ben. Yani siz bana bakmayın, esas tartışmanız gereken şeyi tartışmayın da gidin işte oradan bir laf çıkıyor, buradan bir laf cambaza çıkıyor. Cambaza bakın diyor. Biz yani. Kısmen yani evet. o şeylerin üzerinde tartışmamızı yürüteceğiz. Kimse kusura bakmasın ben böyle bir tartışmanın da girmiyorum. Evet. Ama girdiğim konu o tartışmaların da özünde olan siz özüne ne koyacaksınız? Şimdi insanlar bana şöyle geliyor bu. Ya işte biz takım elbisemiz nasıl olsun? Kruvaze yaka mı olsun? İşte düz yaka mı olsun? İki düğmeli mi olsun? Üç düğmeli mi olsun? İyi de kardeşim bunun içerisine girecek adam kim? Sen bu adamın zihnini değiştirmediğin müddetçe buna ister kavuk koy, ister takke koy, ister şapka koy, isterse çıplak olarak dolaştır. Hiçbir şey değişmiyor. İstediğin kıyafeti giydir. Bir şey değişmiyor. Bir zihinlerde devrim yapıp şu paranın ve finans kapitalinin değiştirilmesi gerekiyor. Bu değer sayım, biz buna paradigma değişimi diyoruz. Paradigma kelimesi de yabancı bir kelime olduğu için, bizi tam olarak ifade edemediği için ben de orada bir Türkçe kelime tercih ediyorum. Nedir acaba? Varsayım gibi değer sayım. Varsayım mesela tek kelime varsayım. Değer sayım. Değerimizi. Paradigmayı karşılıyor mu? Paradigmayı olarak? Karşılıyor bize göre. Değer sayım. Değer sayım tek kelime olarak. Değer sayım ayrı değil. Bizim değer sayımlarımıza uygun bir mekanizmayı bu finans kapital yerine koymadan ki o da doğal iktisat döngüsüdür. Koymadan siz bunun üzerine konulacak olan örtüyü tartışıyorsunuz. Hiç kusura bakmayın hiç çok saçma bir şey tartışıyorsun. Ben sizin söylemiyorum. Ben yani şu andaki ben tartışmaları. Hiç üstüme alınmadım zaten. Çünkü ben karar alıcı değilim. Benim kesinlikle. Görevim. Bir, aynı durumdayız yani. Evet medya olarak bu sözleri uygun yerlere iletmek gibi bir göreve sahibim tabii, medya tabii. olarak. Onun dışında. Siz bizim fikirlerimizi yansıtıyorsunuz. Bunu bir görev sayarım. Elbette. Yani peki, çok da kutsal bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür çünkü ederim. Bizim yani sesimize soluğumuza tercüman oluyorsunuz, aracı oluyorsunuz. Teşekkür bir ederim. Söylediklerimiz işte temelde, en temeline geliyor iş. Bu zihniyetin değişmesi gerekiyor. Evet. Şimdi en basit işlerinizde bile siz bu küresel finans kapitale bakmadan karar alamıyorsunuz. Evet. Bir soru daha size. Sayın Mete Gündoğan, diyorum ki varsayalım meclise giremediniz. Ama mevcut iktidar bir biçimde koalisyonla 400 vekil istiyor. Diyelim ki aldı ve dedi ki Sayın Gündoğan artık ben bakanları meclis dışından da atayabilirim, alabilirim. Sizi bunu gerçekleştirmek üzere bakan olarak kabineye alıyorum derse ne dersiniz? Vallahi şu meseleyi yani şu meseleyi ben halledeceğim. Şey, ben bunu açık olarak söylüyorum zaten evet. şeyde. Bütün her yerde yazıyorum. Evet. Fakat bu o kadar çok ciddi bir mesele ki ben bunu diyebilecek bir yapı göremiyorum. Evet. Bu bir zihniyet, bu bir mücadele şekli. Siz sizi oraya getirenlerin mekanizmasını değiştiremezsiniz.
O zaman seçmek ve seçilmek de bir zafiyet içeriyor. Seçmek ve seçilme kendi içerisinde zaten bir zafiyet içerir yani. Yani bakın bu da bir başka konuyu açtı. Siz benim ne demek istediğimi de çok net anladınız. Hayır yani elbette yani siz yani mevcut kurgu içerisinde seçim dediğimiz şey bir bakıma bir demokratur gibi bir oyun yani demokrasi bunu değil. Bunu da bir yani. Oyun. Bunu evet. Şuna dayanarak söyledim. Üniversitede görevli olan işte rektör olmak üzere yola çıkmış bir arkadaşım anlattıklarından çok etkilendim. Diyor ki bu rektörlük hani seçimle yapılıyor. 3 tane isim işte Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Şimdi diyor içimizde seçilebiliyor olmak için diyor sayın rektör adayları öyle etik olmayan şeyler yaptılar ki şirin görünmek için aslında bilime zarar veren akademik kuruma ki üniversiteler konusunda da eminim sizin konuşacak çok şeyiniz vardır. Verildi ki sırf seçilebilmek zafiyetiyle diyor birçok şey göz ardı edildi. Acaba bizim seçilenlerimizin de bu tip zaafları var mı? Evet. Çok oy alabilmek için buna ne denir popülist bir siyaset içine giriyor mu sizce? Ben bunu bu sorunuzu şöyle cevap vereyim yani. Buyurun. Jean-Paul Sartre'ın Fransız evet. düşünürünün bir argümanı üzerinden geliştireceğim söyleyeceklerimi. Evet. Yani nedir o? Sartre diyor ki biz diyor seçimlerle aslında kumar oynuyoruz. Evet. Çünkü biz bizim karşımıza çıkan insanların gerçek kimliklerini tanımıyoruz. Onların medya ve iletişim gruplarının bizim için hazırlamış olduğu dokümanlara oy veriyoruz. Şimdi biz mesela televizyonla karşımıza geliyor. Şimdi biz televizyonlarda dinleyeceğiz. Milletvekilleri gelecekler program anlatacaklar. Hangi programı anlatacaklar? Onlara tanıtma başkanlarının hazırlamış olduğu bir 300-500 kişilik tanıtma ordularıyla hazırlamış oldu. Ki onlar da nasıl hazırlayacaklar? Gelecekler kamuoyunda. Ama siyasi partinin bir parti programının olması sizce doğal değil mi? Parti programını kimse anlatmıyor ki. Herkes bizim karşımıza işte propaganda filmleriyle, propaganda sözcükleriyle, propaganda metinleriyle gelecek. Bu metinler iyi çalışılmış metinler. Cümle cümle. Şu manaya gelir, bu manaya gelir diye çalışılmış, test edilmiş. Halk neyden hoşlanır? Bunlara çalışılmış. Şimdi biz bu metinlere oy veriyoruz. Bu metinler aslında kimin metinleri? Bu siyasi partilerin metinleri değil ki. Bu, bunların şu metni hazırla diye hazırlattırdıkları medya gruplarının metinleri. Biz bu metinlere oy veriyoruz. Karşımıza ondan sonra çarşaf yırtılıyor. İçerisinden böyle şey gibi çıkıyor. Eğer isabet ettiysek yani hakikaten doğru bir ekip seçildiyse ne ala. Seçilmediyse canımızı okuyorlar yani. Evet ve bundan da diyorsunuz çok boyutlu bir şikayetimiz var. Bundan da işte seçme ve seçilmenin seçimlerde aslında bir kısıt biz tam olarak değerlendirememe kısıtımız ortaya çıkıyor. Yani doğallığı yok işin. Benim tavsiyem seçmenlere bir numaralı tavsiyem yani size hazırlanmış böyle paket halinde getirilmiş hiçbir propagandaya inanmayın. Karşınıza bir siyasal yani milletvekili adayı mı geldi? Kardeşim adamın kendisini sorgulayın. Neyi ne kadar yapacağını sorgulayın. Geçmişini sorgulayın. Ama diyecekse onlar da diyecekler ki efendim yani onlar da zaten kendileri yani bunu evet. sorgulayacak fırsat bize kalmıyor. Böyle kitleler toplanıyor. O oradan işte prompter önünde, prompterda şöyle zaten o bir grup danışmanla algı yönetilerek diyor. Şöyle işte konuşacaksınız şurada şuraya bakın burada. Reagan mesela Reagan'ın danışma ekibiyle ilgili bir belgesel izlemiştim. Ama hocam şu Amerika'dan verilen örnekler bilemiyorum. Örnekler yani, ne kadar Türkiye'ye uygun olduğunu göreceksiniz. Diyorsunuz. Reagan'a diyorlar ki biz diyorlar Reagan aktördü diyorlar. Biz ona yerlere tebeşir çizerdik tebeşirle, renkli tebeşirlerle. Şuradan yürüyeceksin, şuraya geldiğin zaman işte bilmem kaç derece şöyle bunu döneceksin. Bunu söyleyenler kimler? İşte bu medya ekipleri, tanıtma ekipleri. Evet. Bu ekipler belgesel peki, program yapıyor. Şunu söylersin. Şunu demek istiyorum. Karşımızda mesela bakıyoruz, vay anasını işte ne kadar güzel konuşuyor. Bak gördün mü ne de güzel yürüyor.
nasıl bakıyor ufuklara şey. Ya bunların hepsi planlı programlı şeyler. Bunlar göz boyama yani, diyorsun. Bunlar teatral şeyler ya. Evet. İşte garibin sofrasına gitti, gördün mü? Ya 30 defa onun ya çalışıldı yani. Ya da bir çocuğu öptü. Çocuğu öptü, kucağına aldı filan. Ya sorunlar. Bugün çocuğu kucağına alıyor, öpüyor. Ondan sonra geliyor bizi vergilerle, faizlerle öpüyor yani. İşin ceremesi bize kalıyor. Kendimizi çok kötü hissettim. Yani şu psikiyatriyle ilgili söylediğiniz sonuç evet, ama aslında son yıllarda arttığı da bilinen bir gerçek. Yani psikiyatrik vakaların artması, insanlarda öfke patlamalarının olması, elbette, güçsüze yönelen şiddet, ki kadınlar bundan tabii, fazlasıyla tabii payını alıyor. Çok kutsadığımız ve toplumun temel taşı dediğimiz ailenin çok kolay parçalanıyor olmasının altında da aslında bu çarpık sistem ve düzen yatıyor diyorsunuz. Aynen öyle diyorum. Peki. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mıdır? Bunu alıp izleyicilerimize veda etmek istiyorum. Son olarak ben genelde her zaman söylediğim bir şey var. Benim ülkem için güzel hayallerim var. O hayallerimin temelinde işte bu mevcut BDPS-KRS bütünleşik sisteminin kaldırılması, lağvedilmesi yatıyor birinci olarak. Bunu eğer kaldırtırabilirsek, buna benim gücüm elbette yetmeyecek. Ben bir kişiyim. Ama bir uyanık bütün uyanları uyandırır. Ben kendimi öyle görüyorum. Yani siz kral çıplak diyorsunuz. Ben kral çıplak diyorum. Herkese de diyorum ki arkadaş, senin elinde bir güç var. Senin bir hakkın var. Bu senin en doğal hakkın. O da bir oy diyorsunuz. Sadece oy değil. Şu anda var olan mevcut ekonomikten senin bir payın var. Bu payını almak için sesini çıkar. Çünkü senin tek tek sahip olman gereken hakkını mevcut idarenin tercihiyle topluyorlar, bir avuç azınlığa veriyorlar. Bir avuç adamın arasında dolaşan devlet haline getirmişler zenginliği. Diyorlar. Buna itiraz et diyorum. Evet. Ve bunu da yani parlamentoda söylemek istiyorum. Ama işin aslında bu olduğunu söylüyorum. Seçilirim evet, seçilmem. O evet, ayrı bir şey. Ama ben vatandaşlar tek tek kalkıp da arkadaş bu sistemde siz benim hakkımı bir avuç adama veremezsiniz. Siz beni bu kredi kartları vasıtasıyla, siz beni borçlandırarak, 2045'e kadar borçlandırarak beni köleleştiremezsiniz demeye başladığı zaman ben kendimi müsterih, istirahat eden ve memnun olarak ve başarılı olarak göreceğim. Yani. Evet, bu dilekleriniz ve söylemleriniz uyduya gitti ve tüm dünyaya mesaj olarak gitti. Ama ben oyuna alacağınız birinci bölge sizin sevdiğiniz söylemle İstanbul'un Anadolu yakası evet, ilçelerine de özel bir mesajınız varsa buyurun efendim. İstanbul Anadolu yakasındakilere söyleyeceğim şey, yani her aile yani istediği partiye oy verebilir, versinler de. Ben ama aileden işte 5 tane ferdi oy veren 5 tane ferdim var. Ya bir tanesi de bana oy versin derim yani sadece. Şimdi bu meseleleri ortaya koyalım yani. Bir sülalem var yani. Bir taneniz de bana oy verin. Yani ben öyle yani bir iddialı parti olarak işte tek şeye geliyoruz, şunu şu kadar adam çıkar, bu kadar adam dürteceğiz değil yani. Bana da imkan verin. Bunları sizin adınıza en yetkiliye parlamentodan bunun savaşını vereyim. Bu isyan ateşini tutuşturayım. Ben elimde bir meşaleyle yani esas tutuşturulması gereken, ateşin gönüllerde tutuşturulması gereken yere doğru koşuyorum. Benim önümü açın yani. Biraz bana yardımcı olun. Evet. Bu meşaleyle bu gönülleri tutuşturalım. En doğal hakkımız olanı alalım ya. Bu mekanizmayı değiştirelim yani. Elbette ben değiştirmeyeceğim. Evet. Ama bir şekilde onların da sesi olarak bunların söylenmesi gerekiyor. Söylemesini istiyorsunuz. Evet, teşekkür ediyoruz. Emeğinize, aklınıza, yüreğinize sağlık. Kendinizi ortaya koydunuz. Evet. Akademisyen kimliğinizi koydunuz. Çok da özel bir alandan geliyorsunuz. Endüstri mühendisliğini özel. Evet. Çok önemserim çünkü tasarım çok önemli. Bu bir toplum tasarımı tasarım da olabilir. Tasarım ve süreç yönetimi. Ekonomik tasarım olur. O nedenle bu alanı gerçekten önemsiyorum. Katıldığınız Kanal 34'te bu görüşlerinizi paylaştığınız için ayrıca teşekkür ediyorum.
Sevgili izleyiciler, bugünkü seçime özel programımızın konuğu Sayın Prof. Dr. Mete Gündoğan idi. Ben programın başında özellikle özgeçmişinden söz etmek istemedim. Ama onun web sayfalarına girdiğinizde bunu zaten rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama evet, bugün geldiği noktada bu ülkede bu vatanseverlikle kendince doğru bildiklerini savunabiliyor olması, bu güzelliği ve yürekliliği gösterdiği için bir vatandaş olarak da teşekkür ediyorum. Çünkü farklı seslere gerçekten ihtiyacımız elbette var. Eğer sizlerin de burada söylemek istedikleriniz varsa Kanal 34'ün bütün olanakları, kapıları sizler için de açık. Bizi arayarak programımıza katılabilirsiniz. Efendim, programımızın başında bir gecikme oldu. Bunun için de sizden ayrıca özür diliyorum. Uydu bağlantısı ile ilgili bir problem olduğunu rejideki arkadaşlarım söylediler. Bu yayına başlarkenki gecikme için de ayrıca özür dileyerek sizlere iyi akşamlar diyerek veda ediyorum. Hoşça kalın.